Günaydın efendim. Bugün 29 Mart Çarşamba. Yeni bir Antalya Gündem programı ile kanal ve ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve ekibimiz sizlere günaydın diyoruz efendim. 29 Mart Çarşamba sabahında. Evet, Türkiye turu yapacağımız Antalya gündemini, kent gündemini irdelemeye çalışacağımız Antalya Gündem programı başlıyor efendim. Önümüze gazetelerimizi aldık. Haberlerimize bakacağız ve daha önce de her zaman olduğu gibi sevgili program ortağımız Ali Orhan'ın da bir sesini duyacağız. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Peki. Sizi sormadım. Peki. Sizde ne var? Ben de iyiyim Ali Bey. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bitti. Vallahi bitti. Ne güzel. Bu kadar kişisel durumumuz yeter. Biz Türkiye'ye bakalım şimdi. Türkiye'de ne olmuş ona bakalım. Onun üzerine konuşuruz sevgili yani Ali Orhan. Kendi elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz ama Türkiye'nin elini yüzünü yıkayacağız he. Yok, yıkamayız. Öyle bir iddiamız yok. Seni tebrik ediyorum. Öyle bir iddiamız Allah yok. Allah seni tebrik ediyorum. İddiamız yok. Sadece yansıyan haberleri paylaşmaya çalışacağız. Bazıları üzerinde naçizane görüşlerimizi ifade etmeye çalışacağız. Aynen, Türkiye'yi aynen. Yıkama, Türkiye'yi koruma diye bir derdimiz ya da öyle bir o anlamda demedim. İşimiz yani yok. Şey itfaiyeci değilim de ya da şeydi. Ya abi nasıl görevin yok? Senin de Türkiye'de yaşadığın bir insan, sen de Türkiye'de varsın. Hepimizin görevidir bir ülkedeki pislikleri temizlemek, yıkamak. Tertemiz, güzel bir ülke, özgür bir ülke. Her şeyle dost, her şeyle birlikte, her şeyle kenetlenmiş insanların bir arada olduğu bir ülke için herkes bir şey çabalamayacak mı? Tamam, biz olanları duyurma, sağlıklı bir şekilde bilgilendirmeye tamam, bu da bir çalışma peşindeyiz. Bu da bu bir görev yapıyoruz sadece. Daha yoksa siyaseti tekrar dizayn etme. Siyaset değil ya bu ya, bu siyaset değil ya. Ülkeyi dizayn etme. Allah Allah, bu yok. Siyaset değil ya. Ben anlatamıyor muyum sana bazı şeyleri? Anlatamıyorsunuz demek Ali Bey. Yok, sende böyle saplantılar var ya, o saplantılara gidiyorsun sabah evet. Sabah. Yine evet. Hakikaten yine şeyden çıkarıyorsun beni, zıvanadan çıkarıyorsun yine. Ya, insan... böyle bir şey dediği zaman illa siyasi taraf mı bakılıyor? Yani niye hep o tarafa çekiyorsun? Yok, çekmedim. O tarafa çekmedim de. Baksana diyorsun sizin... ki siyasetini düzeltme bilmem ne değil. Abi ben siyaseti düzeltelim demedim ki. El ele vererek kardeşçe yaşayalım demek siyasetin hangi tarafında? Öyle bir şeye karşı, öyle bir şey söylediğinizde karşı mı çıktı? Çıkmadık. Ama biz az çok niye konuştuğunuzu, ne amaçla konuştuğunuzu tahmin edebiliyoruz. Evet. Abi sen Fal Yüksek Okulu mu okudun? Fal Fakültesi peki, falan Bey, mı okudun? Başlayalım da. Niyet okuma, devam niyet ederiz okuma, niyetlerimize. Niyet okuma, fakültesi mi okudun? O derslerin mi 9'du, 7'ydi, 8'di? Peki. Evet, Hürriyet'le başlıyoruz efendim. Bu uzun girizgahtan sonra Hürriyet'le başlayalım. FETÖ'den attık demiş Hakan ve Arif'i. FETÖ'den attık diyor. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihracının aidatları yatırmamalarından olmadığını, bunun ek bir neden olduğunu söylemiş aidat yatırmamalarını. Asıl neden yönetimin aldığı karar şöyle demiş, terör örgütüyle bağlantılı oldukları için bu iki kişiyi Galatasaray kulübünden attık. Galatasaray'ın bu karar lekeyi taşıması mümkün değil demiş. Ama gerekçe olarak da tabii şey gösterildi söyleniyor, aidat olayının yazıldığı söyleniyor. Çünkü kurallar, kulübün kurallarının bunu gerektirdiği için herhalde. Evet, hazır kıyma yasak dinlemiyor. Bu da sürmanşette yer alan bir diğer haber. Hep konuştuğumuz bir haber. Kıymanın müşteri görmeden çekilip poşetlenip vitrine konulması yaklaşık bir yıldır yasakmış Ali Bey. Ancak bir kamu kurumu olan, ilgili kamu kurumu olan Et Süt Kurumu dahil, onun bazı şubeleri dahil bu yasağa uyanı bulmak da oldukça zormuş. Evet, bir yetkili demiş ki Et Süt Kurumu'ndaki bizim bildiğimiz neydi Ali Bey daha önceki bunun adı? Süt Endüstri yok şeydi. Et Balık Kurumu muydu? Et evet. Balık Kurumu muydu? Sonra Et Süt Kurumu olmuş. Balıktan çıkarılmış. Kamuya ait bir, devlete ait bir kuruluş. Onun bir şube yetkilisi demiş ki yasak ancak satış yapıyoruz. Etten çekilen kıymaya göre daha ucuz, biraz daha ucuz olduğu için vatandaşlarımız tercih ediyor demiş. Şimdi bunun neresini düzeltelim Ali Bey? Etten çekilen kıymaya göre daha ucuz. Niye daha ucuz? Siz ne koyuyorsunuz ki içine daha ucuz oluyor? Bunu bir Et Süt Kurumu'nun yetkilisi söylüyor.
İçine biraz daha aynı bu yorumlar görmeden biraz daha yağ koyduk, biraz daha başka şeyler mi koyduk demektir bu. Aynı bu haber üzerine nasıl hani tartışma açıyorsa Galatasaray haberinde de tartışma açmanı beklerdim ama onu hemen es geçtim. Çok konuşulduğu için. Çok konuşulmadı. Konuşulmadı. Bu... Cumhurbaşkanının uyarısından önce niye böyle bir açıklama yapmadılar? Bakanların uyarısından önce niye böyle bir açıklama yapmadı Sayın Galatasaray Kulüp Başkanı? He? Nasıl, ne zaman ki onlar kaç gün oldu Galatasaray'ın şey yaptı. Pazar günü toplantı yaptı. Bugün ne günlerden? Cumartesi günüydü galiba. Bugün günlerden çarşamba. Çarşamba. Ne oldu? Kaç gündür niye açıklamayı yapamadılar? Yapmışlar işte. Pazartesi günü atmışlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Sordunuz da söylemediler mi Ali Gökhan? Yok Nihat Toklu. Pazartesi neredesin? Salı neredesin de dün akşam bir de dün akşam üstü açıklama yapılıyor. Genel kurulda bir Ali Orhan'ı şey edeceksin. İhraz edeceksin. Evet. Geldim, sen de gazetecisin. Hı hı. Ya da işte sen gazeteci ol, sen çünkü sen sorgulamayı seversin şeyi. Geldin, sordum, dedin ki Ali Orhan'ı niye attınız? Direkt gerekçesini o anda söyleyemez misin? Ya az bir durun, duruma bakalım ortama göre. Hani ne kadar borcumuz silinecek, borçlar silinecek mi, silinmeyecek mi? Milletin verdiği vergilerle bize şey yapılacak mı, kıyak yapılacak mı, yapılmayacak mı ondan sonra ha? Yapıldı diyorsunuz. Aynen öyle oldu evet, Nihat Toklu. Peki, tamam. Senin benim köydeki vatandaşın evine ekmek götüremeyen insanın ödediği vergilerle Galatasaray şey yapıldı. Kurtarılmaya çalışılıyor. Başka? Yetmez mi? Başka kulüp yok mu? Efendim? Sadece Galatasaray mı kurtarılıyor? Şu anda Galatasaray olduğu için Galatasaray'ı konuşuyoruz. Hep bütün kulüplere yapılan bir kıyaktan bahsediyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Onların hep bütün kulüplerin mesela borçları. Mesela kime yapılmış başka? Bütün kulüplere yapılmış. Abi isim ver ya bana bunu deme. 18 ya. Tane kulübü say. Abi de ki Fenerbahçe, Beşiktaş. Tamam. Ondan tamam. Sonra Antalya Spor bilmem hepsini say. Bütün kulüplerin borçları faizleri indirilmiyor mu? İndirildiği zaman hepsi indiriliyor. Zaman zaman Maliye Bakanı Ali Bey bu böyledir bu. Maliye Bakanının kapısına gidip gider Kulüpler Birliği. Peki benim bizim, hiç bir dakika. Bizim vergi borçlarımız konusunda benim yok. Faizleri silin der, silir. Ben A kulübüyüm. Benim hiçbir borcum yok. Borcu olmayan belki sadece Gençler Birliği falan vardır herhalde. Var mı bir tane? Bir tane vardır. Var. Peki tahmin onun Gençler suçu ne? Namuslu olmak suçu ne? Doğrudur böyle bir can baş. Ya işte mesele bu Nihat Toklu. Diğer kulüplerin hepsinin vergi borcu olduğunu böyle şeyin simenin altına sıfır. Niye? Demedik. Bütün kulüplere söylüyorum. Sadece bak, tahmin ediyorum Gençler Birliği'nin bir borcu yoktur. Galatasaray yönetimi bu konuda FETÖ'nün dibinde kalmıştır Nihat Toklu. Size göre böyle. Üç gün sonra değil. Anında açıklayacaksın. Diyeceksin ki bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla kendisini yine kurtarıyor. Niye? Yapamaz. Önce. Ne demiş, zaman? Demiş. Nihat Toklu neler? Söylemiş. O köprülerin altından çok sular geçti. Ondan sonra sen kalkıyorsun köprüden olta atıyorsun. Geç bu işleri. Peki kıyma bu kadar önemli değil mi Ali Bey? Kıymaya da girmiyorsun. Hiç önemli değil. Neden? %70'i Türkiye'nin zaten kıyma yemiyor. %70'i. Evet ben hayatım biz uzun bir zamandır kıymayı yemiyoruz Nihat Toklu. 40 lira kıymaya veremem. Ama daha ucuz kıyma da varmış. Efendim? Eğer direkt yaptırmazsanız eti şundan bana kıyma istiyorum demezseniz kıymalı getirdiniz gösterip yapmazsanız hazır kıyma olursa yok hazır kıyma da almıyoruz. O daha ucuzmuş. Yok Ali Bey. O kadar zengin değil. Ama yasakmış hazır ucuz kıyma. Ucuz kıyma alacak kadar zengin, gerçek kıyma alacak kadar da paralı değiliz. Evet ama işte evet. Hazır kıyma yasak. Yasak. Yani yasak olmasına tamam rağmen. Tamam kardeşim ne iş yapar bu yasağa koydu mu? Yasak koyuldu mu? Evet. Bu da Tarım Hayvancılık Bakanlığı koyuyor herhalde yasak. Evet. Tamam mı? Arkadaş, il müdürleri, bilmem neler, birimleri çalışsın. Şey, evet. Akşama kadar bilmem nereden gelen eski şey daire arkadaşını karşıladı. Bilmem kimleri ziyaret etti, bilmem ne yapana kadar görevlerini yapsınlar ya Toklu. Şimdi gidip kıymayı da hangisi doğrudur, hangisi şeydir diye ben mi denetleyeceğim? Kasapta, süpermarkette bilmem ne de. Zaten süpermarketlere, AVM'lere hiç giremiyorlar korkudan. Hiç giremiyorlar. Gitsinler AVM'lerdeki raflara baksınlar kullanılmış tarihler şeyler. Niye gün geçmez ki indirim bilmem ne bugün şu kadar indirim bugün bilmem ne hafta ay sonu bilmem ne şunlar bunlar yapılır. Çünkü günü geçmiş şeyler yaklaşıyor ya da geçti. O kargaşada kimse de bakmıyor tarihe. Ya da tarih değiştirilebiliyor. Onlar da yapılabiliyor bunu da görebiliyoruz. Peki. Devam edelim o zaman Ali Bey. Kıymayı da konuştuk. Hürriyet'in manşeti Aslan Baba şeklinde. Kaçırılan 14 yaşındaki Ebru böyle kurtarıldı deniliyor.
kız kaçırma geleneğiyle gündeme gelen İzmir'in Kiraz ilçesinde 102 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Ebru, babasının azmi sayesinde güvenlik birimlerinin çabasıyla ailesine kavuştu denilmiş. Evet, robot gibiydi diyor baba. Çocuğunu sarılmış ama çocuğundan hiçbir tepki yok. Psikolojisi bozulmuş. Ne olursa olsun psikolojisini düzeltip okuluna devam ettireceğim. Okuyan, köyde okuyan tek çocukmuş, kız çocuğuymuş. Evet, tabii bununla ilgili haberin ayrıntısında gerçekten insanı üzen ayrıntılar da var, düşündüren ayrıntılar da var. Avukat diyor ki, bir avukat tabii diğer tarafın, kaçıran kişilerin avukatı galiba. Babası başkasına verecekti, o yüzden de sevdiğine kaçtı anlamında, korkusundan söyleyemedi anlamında bir takım gerekçeler sunmuşlar. Hangisi doğrudur bilemeyiz ama yani yaşı da büyüktü zaten, bunlar geç yazılmış gibi bir şey de söylüyor. Bunlar yani gerekçe de değil, bahane yani de değil. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı evet, etme gibi bir şey. Evet, o yüzden ne yazık şey ki yapıldı. Bunları hala daha bu ülkede İzmir gibi bir yerde abi konuşuyoruz. İzmir, İstanbul, Ankara yok ya, kentleri şey, zehirlemeyin ya. Anladım yani şöyle. Kentleri zehirlemeyin şimdi, ya. Daha doğuda, güneydoğuda, Orta Asya'da neyse olur da bu batı bölgelerinde pek bunlar kalmadı diye bilinir. Onu söylemeye anlamadım. Çalışıyorum. Batı bölgelerinde yok bu tür şeyler... Sadece güneydoğuda, doğuda şeylerde mi geri kalmışlık? Başlık parası yoktur diye bilinir. Nerede yok ya, Tokyo İstanbul'un göbeğinde var ya, bırakın i̇şte, bu işleri ya. İşte bunlar biz böyle biliyoruz Ali Bey. Tabii işte sizin nereden baktığınıza bak. Nihat Toklu, ben Antalya'da 20 yıldır Antalya'dayım. Evet. Hakkari'ye gittim. 20 sene oldu o açıdan diyorum. Hakkari'ye gittim, otobüste önden iniyorum. Şoför dedi, abi dedi, herhalde buralı değilsiniz ha dedi. Havalara girdim. Ne iş yapıyorsun diye de sordu. Hı-hı. İşte gazeteciyim, şudur budur. Herhalde buralı değilsiniz deyince de iyice havaya girdim. Yo değilim dedi, belli dedi, abi dedi, burada kimse önden inmiyor. 20 sene. Evet. 20 sene önce Hakkari. O geri kalmış dediğiniz, o işte sadece oralarda var diye düşündüğünüz yerler. Siz geçin bu işleri. Nihat Toklu. Kent yaşamı insanı daha da şey köreltiyor. İnsani değerlerinden daha da uzaklaştırıyor. Bırakın bu şeyi. Kentte yaşayanlar çok şey modern, her şeyi bilir. İşte kurallar, şeyler ama şeydeki Güneydoğu diyor, abi git, ben gel Antalya'da sana başlık parasıyla Suriyeli sattılar ya. Evet, Suriyeli duyuluyor ne yazık ki. Duyuluyor. Ne anladık? Parayla satılan Suriyeli çocuklar. Olmaz çocuklarından. Böyle yok. Böyle yok. Çocukların haberlerini duyuyoruz da bu da acı tarafı olayın. Ama tabii böyle bir gelenek batıda kalmadı gibi düşünürdük ama doğuda hala olduğunu duyuyoruz. Her yerinde var. Demek ki sizi doğrulayan da bir olay. İzmir'in Kiraz ilçesinde birkaç köyde en azından bu tür bir şey, olay, kız kaçırma olayı, başlık parası olayı yoğun şekilde varmış. Değil, hala bunu konuşuyoruz. Aynen, babanın açıklaması var. Kızımı okutmaya devam edeceğim ne olursa olsun İnşallah. Demiş. İnşallah yapar. Bunun kız çocuğunun psikolojisi düzeltilir ve sorumlular da gerekli cezaları alırlar bu işi yapanlar. Allah kimseye kaçıranlar. Böyle bir şey bir daha, yaşatmasın. Bu bitirilsin, bitsin bu artık. Çünkü birkaç köyde bu gelenek varmış. Kız kaçırma geleneği sürüyormuş. Duyduk ve şaşırdık. Ne yazık ki. 21. yüzyılda bunlar oluyor Türkiye'de. Evet, Hürriyet'in birinci sayfasındaki bir diğer haber çadırdaki diyalog şeklinde. Sarıyer metro istasyonu önündeki hayır çadırına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan içerideki vatandaşlarla görüşmüş. Onlarla arasında ilginç diyaloglar yaşanmış. Evet, dün Cumhurbaşkanı'nın önce Sarıyer'deki evet çadırından sonra daha yanındaki hayır çadırındaki çağrıyı, oradan gelen çağrıyı kabul edip içeri girmesi, bir su içmesi, onlarla sohbet etmesi anlamlıydı, önemliydi. Güzeldi. Hep olmalı izledik. Bunlara. Diyalog diyoruz. Çok gerildik çünkü. Şimdi hayır çadırında fotoğrafı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neyi eksildi? Hiçbir şey eksilmedi. Aksine kişisel olarak şey duyanların bir büyük, yani büyük demeyenin de bir bölümü belki de sempati biraz daha şeyini, kişisel hırsını azalttı. Evet. Ha böyle olmalı Nihat Toklu. Yani belki tarafların birbirlerini anlaması açısından yani, önemli. Şimdi önemli orada ya. Bakın diyaloglara bakıyorsunuz. Niye hayır diyorsun diye sormuş oradaki vatandaşa, hayır çadırındaki vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanı. Alınan cevap şu. Çağdaş bir yaşam için hayır demiş.
Demek ki onun o insanların böyle bir duyarlılığı var, isteği var. Şu anda çağdaş yaşam yok mu şu anda diye sormuş. Yani belki Cumhurbaşkanı halkın böyle halkın bir bölümünün böyle düşündüğünü bilmiyor. Bence yok demiş vatandaş da. Bu da bu anlamda. Hepimizin Cumhurbaşkanı olasınız diye hayır demiş. Hayırcı vatandaş. Gene Cumhurbaşkanımız olun, hepimizin olun demiş. Bir, belli bir kesimde olmayın. Öyle değil demiş Cumhurbaşkanı. Ben damdan düştüm demiş. 14 senedir başbakan cumhurbaşkanısınız. Neyi yapamadınız da başkan olarak yapabilirim diyorsunuz diye de karşı bir cevap gelmiş. Canım kardeşim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. 484 gen soru var demiş. Gen sorudan yakınmış. Gen sorular bakanlar, başbakanlar hakkında veriliyor. Onlardan yakınmış. Evet, biraz denetlemek için kurulan bir sistem mecliste. Korkarak Alevi diyoruz, sürekli baskı altında kalıyoruz demiş vatandaşın bu görüşü. Aleviyiz diyoruz herhalde. Öyle de, ifade değil. Ha, belki neyse. O anlamda söylemişiz. Korkarak Aleviyiz diyoruz dedir. Oradaki Alevi bir vatandaşın görüşü. Bu kadar cemevi ne zaman açıldı diyor, cevap veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu'nun kendisi de Alevi. Biz öyle ayrıştırmak istemiyoruz. Hepimiz kardeşiz demiş vatandaş da. Baskı var demiş vatandaş. Kılıçdaroğlu'na her zaman baskı altında demiş. Sizin lideriniz yalan söylediği için diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sürece bundan dolayı bu baskıyı görüyordur gibi. Bizim liderimiz düzgün insan demiş o vatandaş da. Sana göre öyle diye cevap vermiş Sayın Cumhurbaşkanı da. Bunlar olağan olması gereken bir diyalog. Ne güzel de bir diyalog yani. Karşılıklı konuşuyorsunuz. İnsanlar bak Sayın Cumhurbaşkanı da görüyor ki karşıdaki insanların böyle bir duyarlılığı var. Bir endişeleri var. Önemli bir kesimin böyle bir endişesi var. Bunu gidermeniz gerekir. Eğer kendinizi anlatmanız gerekir. Bu endişeyi taşıyanlar var. Böyle şimdi, bir gelişmenin olması hepimizi sevindirdi. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir vatandaşla yani Cumhur'un başıyla Cumhur'un oturup böyle bir aynı görüşte olmayan iki, birinin en üstteki değil mi? Evet. Birinin tabandaki, tabanla tavanın buluşması kadar güzel bir şey yok. Bunlar sık sık olmalı. Biz bunları yaşayamadığımız için işte bir taksi şeysine girerse, ofisine girerse işte hayret ediyoruz. Bir eve girerse hayret ediyoruz Cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın etrafında böyle bir çelikten duvar var. Evet. Halkıyla görüştürülmüyor. Bak görüşmüyor demiyorum. Görüştürülmüyor bence. Ha diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı açın buraları dağıtın diyebilir. Yok arkadaş ya kraldan çok kralcılar var bizim ülkemizde. Tamam mı? Güvenlik gerekçesiyle tüsüyle, öyle bir şey. Tabii böyle. Şimdi şu diyaloglar ilk baştan olsaydı. Şu referandum olayında olsaydı. Cumhurbaşkanı gidip bir hayır şeysini ya da hayırcılarla bir araya gelseydi. 3-5 hayırcıyla bir araya gelsin Cumhurbaşkanı. Yani bunda şey bir şey yok ki. Kötü bir şey yok ki. Ya da 3-5 evetçiyle şey bir araya gelsin. Kılıçdaroğlu bir araya gelsin. Ama şey kimseyle bir araya gelmesin. Devlet Bahçeli. Ne evetçilerle ne hayırcılarla. Evet. Çünkü onlar da ne zaman akşam oluyor, ne zaman sabah açıyor belli olmuyor. Öbür tarafta hiç olmazsa iki tarafta ben buyum, ben buyum diyebiliyor. Yani net bir şekilde, net ortaya tavırlarını koymuşlar. Bak Nihat Oklu en zor, en kötü şey net olmayan olaylardır. Net olmayan insanlardır. Net olmayan görüşlerdir. Net olmayan maddelerdir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak da, AKP'nin genel başkanı olarak da geçmişte, şimdi de zaten aynı yere doğru gidiyor. Net tavrını koyuyor ortaya, ben buyum arkadaşım diyor. Değil mi? Evet. Kılıçdaroğlu da net ortaya koyuyor mu ben buyum diye? Abi yetiyor zaten ikisinin üzerinde şey oluyor. Ben Sayın şey Devlet Bahçeli'nin net bir tavrı olduğunu hala daha inanmıyorum. Evet. Peki Posta Gazetesi'ne geçtik. Posta Gazetesi'nde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programındaki açıklamaları var. Avrupa Birliği evet diyor demiş Kılıçdaroğlu. Böyle bir iddiada bulunmuş. Tam tersine hükümet yetkilileri Sayın Cumhurbaşkanı da Avrupa Birliği'nin hayır dediğini, hayırcılara desteklediğini iddia ediyordu. Tam tersini söylemiş Kılıçdaroğlu CNN Türk'ün özel yayınında. Avrupa Birliği yapay kriz çıkarıyor demiş Türkiye ile. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Çünkü Avrupa referandumdan evet çıkmasını istiyor, Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar demiş. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söylemiş, tarafsız kalmalı demiş. Osmanlı da bile demiş devlet bir kişiye teslim edilmedi. Sadrazam vezirler vardı. Yeni sistemde bir kişiye teslim ediliyor iddiasını
devam ettirmiş. Örneğin demiş, Cumhurbaşkanı Elbaba gelelim diyecek, Başbakan buna itiraz edecek. Bunun neresi kötü demiş. Doğru tartışılarak doğru bulunur diye söylüyor. Bu modelin yanlışlığını dikkat çekmiş. Başkanlık modelinin, Cumhurbaşkanlığı adındaki başkanlık modelinin yanlışlığına dikkat çekmiş. Katıldığı programda Sayın Kılıçdaroğlu. Şeye de nedir, Hollanda Almanya'ya karşı da sert bir şekilde tepkisini koydu ortaya. Evet. Baştan beri onu o konuda yani, hükümetin yanında yer almıştı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın son bu gösteri vardı ya, pankart olayı. Evet. Ona yersek İsviçre'deki de. İsviçre'deki o terör örgütlerinin astığı pankart. Aynen tepkisi. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. İçeride ne kadar tartışma olursa olsun. Evet. Dışarıya karşı hep yek vücut olmaya mecburuz. Neden mecburuz? Bu ülke yoksa hiçbirimiz yokuz. Evet. Şimdi Pakistanlı Türkiye'ye gelebiliyor. Suriyeli Türkiye'ye iltica edebiliyor. İranlı iltica edebiliyor. Iraklı iltica edebiliyor. Bulgaristanlı iltica edebiliyor. Yunanlı iltica edebiliyor. Yani kitleler halinde. Evet. Peki ben nereye gideceğim? Bizim gidecek bir yerimiz yok. Mesela budur. Bizim... Bunun için benim ülkeme sahip çıkmam lazım. Ve ülkemdeki demokrasinin her geçen gün daha da yeşererek, daha da dallanarak, daha da filizlenerek, daha da büyümesi lazım. Ben bunun peşindeyim. Öbür tarafta bakıyoruz işte Suriye'ye, Irak'a, hep kötüden mi örnek verilir? Espriler var. Ya hep kötüden örnek veriyorsun Ali Orhan. Ya, kapımızda bunlar var da onun için. Oraya benzetilmeye çalışıyoruz evet. Da onun için. Şimdi gittiğimiz Suriye'de yan yana olmamız gereken Amerika ile Rusya ile, Rusya'nın politikası ayrı, Amerika'nın politikası ayrı. Arada kaynayan kim? Türkiye. Türkiye. Evet, ara zamanımız gelmiş. Siz arada kaynadı dediniz de kaynayan Türkiye. Çok kısa yorumları okuyabilir miyim? Yok, okuyamayız çünkü zamanımız doldu. Aradan sonra paylaşalım Ali Bey. Evet, kısa bir aramız var efendim. Aramızdan sonra devam edeceğiz. Türkiye gündemini bitirmedik, oradan devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Bu bölüme başlamadan önce Ali Bey'e bir söz verelim. Sanıyorum bazı izleyicilerimizin programımızla ilgili konuştuğumuz konularla ilgili görüşleri var. Onları bize aktaracak gibi görünüyor. Doğru mu tahmin ettim Ali Bey? Şimdi bazı sorular geliyor. Evet. Mesela radyo, özellikle radyo konusunda işte var mı mesela Şalyergüs sormuş. Merhaba, günaydın. Uzun zamandır sizi dinleyemiyorum. Sizin yayın saatinizde yolda oluyorum. Yeni yönetimin herhangi bir radyoda yayın düşüncesi var mı? Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor ama hangi radyo olur, ne olur, nasıl olur? Hı hı. Ki yeni yönetim zaten bizim programın yayınlandığı radyodan yayını kesmedi. Bakın bunu üzerine basa basa söylüyorum. Yeni yönetimden önce kesilmişti. Yani önceki yönetim radyoyla televizyonun sesini yayın politikalarına ayırmıştı. Evet. Bunu söyleyelim de şimdi hani gelir gelmez radyodan yayını kestiler falan esprisi olmasın. Bir defa bu bir. İkincisi Ali Polat günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Gülten Duman günaydın demiş. Bayramdal günaydın, iyi yayınlar Ali Baba demiş. Kudret Kaçmaz günaydın, iyi yayınlar. Abdullah Kıldan günaydın sol yanım, uykulu gözlerinden öperim. Nazım Hikmet'in bir şiirinden bir pasaj paylaşmış. Hı hı. Kahraman Türk hayırlı sabahlar olsun demiş. Cengiz Erkuş günaydın hayırlı sabahlar demiş. Ali Mutaf iyi çalışmalar demiş. Hemşerindir Ali Mutaf. Tanır evet. Mısın? Sevgili tanırım. Tanırsın. Şafak Akpınar günaydın hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Bu arada internet sitesinden de yayınlarımızı izleyebiliyorsunuz. Kanal V'den canlı yayın butonuna basarsanız, Kanal V'nin internet sitesine girip canlı yayın butonuna basarsanız oradan da yayınlarımızı izleyebilme şansına sahipsiniz efendim. Şimdilik bunlar. Teşekkür ederiz Ali Bey. Dünya Toklu evet. Teşekkür. Ben de teşekkür ediyorum. En azından bana hak veriyorsun ya senden evet. Böyle bir şey almak. Peki şaka gibi. Evet Ali Bey'in sözleri değil bu. Şaka gibi olan Yalova'daki acil
depremde kullanılacak acil yardım malzemelerinin depolarının, malzemelerin yer aldığı depoların anahtarları neredeymiş? İstanbul'daymış Ali Bey. Yalova'daki deprem depolarının anahtarları İstanbul'daymış. Ne olur, oradan oraya gelir ya. Gelir mi? Tabii, ne olacak? Deprem oldu, Allah göstermesin, Yalova'da ki daha önce de olmuştu. Siz İstanbul'daki gireceksiniz, yardım malzemesi çıkaracaksınız ama kilitli, asma kilitleri asılmış, kapalı ve anahtarları nerede? İstanbul'da. Rahmetli Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu. Evet. Bu tür konularda çok böyle titiz bir insandı. Erzincan depremi sırasında kendisi tek tek dağıttı şeyleri. Yardım malzemelerini. İşte o zamanlar bazı gazeteler, bazı medya kuruluşları ya işte valinin işi mi bu? Evet, valinin işi gerçekten. Ben Erzurum depremini de yaşadım, Erzincan depremini de yaşadım. Hı hı. Ya, gazeteci olarak onları takip ettim. Yardım malzemeleri bir hafta sonra bilmem nerelerde satılmaya başlıyordu. Evet, çok sık duyduğumuz bir evet. olaydır bu. Şimdi birçok bu tür afet deposuna gidin girin. Mesela Antalya'da var mı yok mu bilmiyorum. Gazeteci arkadaşlarımız, yani aktif gazetecilik yapanlar gidip bu depoları bir ziyaret etmek istesinler bakalım. AFAD'ın şeyde bizim mahallede Masa Dağı'nda bir de büyük bir deposu var. Herhalde bunun içinde bu yardım malzemeleri de vardır. Bakılsın bakalım neler vardır. Var, nasıldır? Evet. Depolarda bir şey var mı? Gerçekten var mı? Kaç kişiye yetebilecek, ne kadar şeye yetebilecek bir durumdadır? Şimdi Antalya kağıt üzerindeki gibi deprem bölgesinde değil. Antalya gerçekten bir deprem bölgesinde. Allah göstermesin. Çok riskli bir bölgede, bölgelerden bir tanesi. Evet. Bir, Antalya'da böyle bir şey olduğunda biz toplum olarak nerede toplanacağız? Yani Antalya böyle bir şeyde, çünkü Allah'a şükür binalar neredeyse artık gökyüzünde bulutlarla buluşacak. Böyle bir de sivri uzun binalar şu an yapmaya başladık. Yapılmaya başlandı. Ve yeterince kurallara da uyulmuyor. Eskiden bize dediler ki binaların yüksekliğini, iki yüksekliği şey yaptığınızda yere, yani kapladığı bölgeye indirdiğinizde 60 metre yüksek, 30 metre yükseklik, 30 metre yükseklikte caddenin karşısı, ikisi bir araya geldiğinde üst üste binmemeli derlerdi. O ara cadde öyle, ona göre olmalıydı. Evet. Yani 30-60, 62 metre olmalı en az, 61 metre olmalı. Yani iki, yolun iki tarafındaki binalar yıkılsa yola gene de boşluk kalmalı. Kalmalı. Kalacak şekilde caddeler geniş olmalı. Öyle gibi derlerdi. Şimdi derlerdi. Var ama mı? Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey tarafı yok. Ta ikinci caddeye gidiyor. Evet. Şimdi o ciddi niye? Bir sorun Antalya'da. Sadece Antalya'da felaket değil. Felaket anında toplanma yeri. Sadece sorun. Antalya'da değil ya Toklu. İstanbul'a bir git bak ya. Vallahi ya. İstanbul'da çok duyduk. İstanbul, Ankara, İzmir. 17 Ağustos depreminden sonraki bir takım depoların bile yerlerinin, deprem depolarının yerlerinin bile imara konulup yapılaştırıldığını duyduk. Yani, şimdi, bırakın meydanı. Gerçekten yani bu tür kentlerin, içinde bulunduğumuz kentlerin bu tür sorunları çok. Evet. Yani bu şimdi orada o şaka gibi Yalova'daki deponun anahtarının İstanbul'da olması. Tayin İstanbul'a çıktığı için almış götürmüş oradaki görevli. Bir şey söyleyeyim, o zaman iş değişti. İş değişti o zaman. Neden? Abi bir şey söyleyeyim yani sorun o vatandaştaymış. Yani İstanbul'da bir yerde bekletilmiyormuş anahtarlar. Yani o vatandaş sorunlu. Sorunlu. Doğru işte. Yani ondan anahtar almayanlar sorumlu. Abi ne bileceksin Nihat Toklu ya? Depremde, yani deponun sorumlusu sizsiniz. Tayin çıkıyorsunuz başka yere, deponun anahtarını ver dersiniz canım. Öyle şey olur mu? Ya Nihat Toklu bir şey söyleyeyim mi? Çok şey düşünüyorum. Ya benim ne işim olur deponun anahtarı üzerimde mi olur Nihat Toklu ya? İşte böyle. Aha gittim ilk önce ben depremde şeyin altında kaldım. Deponun anahtarları da bende. Peki. Kırıp girilecek bak, işaresi yok. Peki Ali Bey. Teşekkürler Hakim Bey demiş. Kim söylüyor bunu? Fadıl Akgündüz. Jet Fadıl lakabıyla bildiğimiz Fadıl Akgündüz. 349 kişiyi dolandırmaktan dolayı bir yıldan beri tutukluymuş. Bir yılda geçti. 21 Aralık 2015'te tutuklanmış. Şimdi 2443 yıl hapsi isteniyormuş. Serbest bırakılmış. Silivri cezaevinden görüntülü katılmış duruşmaya. Kendisini tahliye eden hakime teşekkür etmiş görüntülü olarak. Evet, bakalım Jet Fadıl'dan yeni neler, nasıl bir inciler göreceğiz, onu da izleriz herhalde. O İstanbul'daki yaptığı ve Maldivler'de tatil köyü projesi vardı. Şey, Helal Tatil
köyü tatil projesi vardı. İkisinden de dolayı da dolandırıcılık iddiasıyla hakkında da davalar açıldı ve bunun sonucunda hapisteymiş çıktı. Yeni neler yapacak? Halkımız bu kişiye bir şekilde, bu tür kişilere bir şekilde inanıyor ne yazık ki. Yeni projelerinde yer alıyor. Böyle de bir durum söz konusu. Şey mi acaba o yine bir araba veriyordu değil mi? Bir fabrika kuracaktı. Fabrika kuracaktı. Siirt'te fabrika kuracaktı. Böyle gösterilerini yaptı. Bir de bir futbol takımı vardı değil mi? Evet. Siirt'te. Ondan sonra bir ara Antalya Spor'un da belirli hisselerini mi almaya? Antalya Spor'un ilk şirket olduğu zaman belli bir payı, önemli bir payı Fadıl Akgündüz'ün şirketinindi, almıştı. Tanju da, hemşehriniz Tanju Çolak da temsilcisiydi. Gelip bu şirketin ortağı benim deyip boy gösteriyordu Antalya Spor'da. Şu parantez içerisinde dediğin hemşehriniz kelimesi var ya. Samsun'la arkadaşınız. Ben hemşinim, Çamlı hemşinim. Ya, neyse, evet, Samsun'da yaşadım, hemşerimdir. He. Evet. Ama adamın Galatasaraylılığından şüpheniz var mı? Benim var. Efendim? Benim var. Ama Arif kalktı açıklama yaptı. Dedi ki benim Galatasaraylılığım budur dedi. Arif'le Hakan'ın şeysini... Orasını dinlemem ama ben hangi takımda... Bak savunduğum için demiyorum. Böyle hani hep bana böyle nerede kılçık olsa Ali Orhan'ın tarafına atıyorsun ya. Evet. Ha, ama sen kendinle ilgili, kendinizle ilgili oldu muydu Antalya'yla? Tamam, Cet Fadıl'ın Antalya Spor Takımı'na geldik. Evet. Evet. Oraya geldik. Niye sattınız Cet Fadıl'a? Siz satarken sesiniz çıkmıyor, satılırken Antalya Spor Cet Fadıl'a satılırken sesiniz çıkmıyor. Hissedarı olan Tanju, benim hemşerim, bütün şeyi beni bana yıkıyorsun. Ama Cet Fadıl'ın Cet Fadıl olarak bilmiyorduk o zaman. Bir iş adamı olarak biliyorduk o zaman. Affedersin. Nihat Toklu kulağı ortadan duymadı. Bir şey daha söyleyeyim. Ya geç bunları Nihat Toklu'ya. Nihat Toklu bak bazı şeyler söyleyeceğim. Gerçekten çok şey olacak. Yani kamuoyu çok farklı anlayacak. Cet Fadıl'ın Antalya Spor'u almaya kalktığında hepiniz alkışladınız ya sahip çıkıyor takıma diye. Kim söyledi onu? Evet ben bu şehirdeydim. Kim söyledi Amerika'da onu? Değildim ben bu şehirdeydim Nihat Toklu. Alkışlıyordunuz Nihat Toklu. Genel kurulunu hatırlayın. Ben alkışlamadım Ali Bey. Şey Avrupa gol kralı da bu takımın şeysi diye sahipleniyor diye. Evet. Gidiyor sen kişisel olarak. Ya sen deme bana ben seni tamam. Kişisel olarak Antalya demiyorum. Antalya üzerine konuşuyorsun. Ha? Peki bir şey niye daha... çıkıp biri demedik? Hey bir dakika ya Antalyalılar ya. Soru soruyor. Bir tane mi Antalya'da şey yok? Ya Ali Bey biraz eski. Buna sahip şey çıkabilecek gibi. Ya takım baktın da onun için. Hayır. Şimdi Antalya'da başka bir yatırım daha vardı. Hatırlarsın. Hatırlarsın bilmiyorum. Havaalanı civarında konutları vardı. Sitesi vardı böyle bir. Bilmiyorum o kadar ilgilendim. Ne yaptı bilmiyorum. Orada binalar çıkmıştı. Karkaslar bitmişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Orada da gene bir şey kurdu. Onu da bilmiyorum. Cet Fadıl zamanında. Şu andaki durumu nedir acaba? O binalar yapıldı mı, yapılmadı mı, yıkıldı mı? Çünkü o uzun yıllar 10-15 yıl boş kaldı o binalar. Hatır kaldı. Kaç kişi orada mağdur oldu onu da bilmiyorum. Müthiş zeki bir adamsın. Neden? Vallahi billahi. Antalya Spor'u Cet Fadıl'a sattığınızı kapatabilmek için, orayı kamufle edebilmek için hemen binaları getirdin ortaya koydun. Nihat Toklu Antalya halkı kendi değerine sahip niye çıkmadı? Benim sormak istediğim bu ya. Evet. Peki. Benim sormak istediğim bu ya. Bu soruyu niye sahip çıkmıyorsunuz ondan sonra senin de hemşerin olan Tanju Çolak bilmem ne diyorsunuz. Evet Tanju Çolak benim hemşerimdir gurur duyuyorum. Avrupa gol kralıdır Nihat Toklu. Gurur duyuyorum. Kongrelerde bağırıyordu ama biliyorsun hiç değil mi? Hiç bağlamaz beni. Nihat Toklu bizim hakkımızı yediriyorsunuz diye. O tarafıyla gurur duyuyorum. Hataları da yok mu? Hataları da var eyvallah ama eğer koskoca Antalya Spor'u Cet Fadıl'la Tanju'ya vermişse bu ayıp sizi. Tanju'yla Cet Fadıl'ın değil anlatmak istediğim bu. Bak bu kendi değerlerine sahip çıkacak Nihat Toklu. Çıkmalı. Peki belirtinizi aldı kabul ettim. Bak Nihat Toklu kaybediyor bu kent. Her geçen gün kaybediyor kendi değerlerine sahip çıkmadığı için. Bakın ben bunu defalarca dile getirdim. Örnekleri bunun çoktur. Kendi medyasına sahip çıkacak. Kendi yerel medyasına sahip çıkacak. Kendi yerel dinamiklerine sahip çıkacak. Kendi yerel düşüncelerine sahip çıkacak. Kendi yerel takımına, kendi yerel politikacısına hepsine sahip çıkacak. Eleştirmeyecek mi? Eleştirecek. Ama önce sahip çıkacaksınız. Ondan sonra da senin hemşerin diye kılçık atacaksın Nihat Efendi. Özür dilerim. Efendi kelimesi için özür dilerim. Sayın Nihat Toklu. Efendi için özür diledim. Peki ya kabul ettim. Yani o niye öyle dediğimi de biraz anladım. Onun için suçu
Antalya Spor'a sahip çıkmayanlar da arayacaksın ki Jet Fadıl'a bu kulübü muhtaç edenler de arayacaksın. Evet. Evet Ali Bey teşekkür ederiz. Ali Bey'in özrünü kabul ettik çünkü daha önce bize bir Efendi Ziya'nın akıbeti konusunda soru işaretleri var. Onun için onu biliyor Ali Bey. Peki bir bankamızın, kamu bankamızın ikinci adamı ABD'de gözaltındaymış. Bir diğer sorumlu kişimiz vardı. Milli damat Reza Zarrab olayından dolayı o da... Eski milli damat. Ayrıldılar mı? Boşanmadılar. Boşanmadılar. Boşanacağız falan dediler ama boşanmadılar. Abi, biz toplum sonuçta olarak damatları evet, çok severiz. Damatlarını severiz. O da bu kişi de bir kamu bankasının ikinci kişisi Mehmet Hakan Atilla Amerika'daki Kennedy Havaalanı'na inenilmez gözaltına alınmış ve Jetfadıl'da kaldı. Reza Zarrab'la aynı cezaevine konulmuş. Aynı suçtan yargılanacaklarmış Ali Bey. Bu da hani oradaki Obama bu davayı, Obama'nın savcısı bu davayı yürütüyordu. O görevden alındı. Bu Reza Zarrab'ın davası başka bir şeye döner diye düşünenler vardı. Öyle değil işte. Amerika'daki adalet sistemi böyle işliyor. Milliyet'teyiz efendim. Milliyet'in manşetinde Avrupalılar geliyor haberi var. En büyük tur operatörlerinden birisi Türkiye'ye, İngiltere'deki en büyük tur operatörlerinden birisi Türkiye'ye dönüyormuş. 1,5 milyon İngiliz'i Türkiye'ye getirecek denilmiş. Bu İngiliz basında yer almış. Tur operatörünün ismini söyleyemiyoruz reklam olmasın diye. Dün akşam evet. Mesela dün bu bir iki yerde isim olarak verildi. Evet. Evet yani. Çünkü yani bu artık sıkıntılı bir olay. Neyse. Bilinen bir şey. Turizm sektörünün bildiği bir İngiliz turizm operatörü, tur operatörü. Evet, o yeniden Türkiye pazarına girmeye karar vermiş. Bu sevindirici. Umarız bu şekilde devam eder. Tabii bizim sürdürülebilir turizm için ne yapmamız gerekir Ali Bey? Bütün kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmamız gerekir. Dağlarımızı, taşlarımızı, doğamızı. Destinasyonlarımızı değiştirmemiz evet. Gerekir. Mesela şeydeki Ordu'daki bir ne vardı? Ordu'daki bir tarihi kent vardı. O kentin önüne taş ocağı kurmayacağız değil mi Ali Bey? Ordu'da var. Ordu'da bir iç sayfada görmüştüm. Onunla ilgili evet, söyleyeyim. Ordu İdare Mahkemesi Kibele katliamına dur demiş. Yargı dur dedi diyor. Kibele Anadolu'nun kadın tanrıçası. Bu heykelin bulunduğu Ordu Kurul Kalesi'nin hemen dibine taş ocağı açılmış. Buna ruhsat vermiş oradaki bazı yetkililer, müze müdürlüğü dahil. Zarar vermez demiş ama zarar verdiği ortaya çıkınca da dava açılmıştı. Bu davanın sonucunda da yargı bu olmaz demiş. Umarız hemen orası mühürlenir diyor. Deniliyor. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili o Kibele'de bulunan yer belediye başkanıyla yapılmış röportajlar vardı. Yapılan röportajlar evet. Vardı. Oranın tanıtımıyla ilgili bir haber izledim. Gerçekten çok güzel bir yer bulunmuş. Evet. Yani yeni ortaya çıkmış bu. Eski değil. Çok eski değil. Sürdürülebilir turizm evet. için önemli bir kaynağımız, değerimiz. Evet. Şimdi mesela Nihat Toklu, sürdürülebilir dünyanın ilk alttan ısıtmalı sisteminin Antalya'da olduğunu, Antalya'da yaşayanların yüzde kaçı bilir? Evet. Perge Antik Kenti'nde böyle bir şey yapıldığını. Oradaki kanalizasyon sisteminin ne kadar çağdaş sisteminin olduğunu, bizde şu anda bile Türkiye'de birçok kentte olmadığını olmayan, evet. Kim bilir? Şimdi bir Hestorex ile ilgili, alternatif turizmle ilgili bir haberimiz var. Hestorex fuarı ile ilgili. Onu bir izleyelim Ali Bey, üzerine devam ederiz. Aktüel organizasyon tarafından düzenlenen Hestorex fuarı için 40 kişilik bir ekip çalışma yapıyor. Program kapsamında katılımcıların her türlü masrafları organizasyon firması tarafından karşılanacak olan fuarın çalışmaları yabancı ülke elemanları tarafından yürütülüyor. Bu çalışma ekibini öncelikle nasıl inşa ettiniz? Şimdi çalışmalarımıza şu şekilde başladık. Diğer tarafta gördüğünüz ülkeler listesini. İlk önce biz ülkeleri taradık ve ülkesinden yurt dışına sağlık veya spor turisti gönderen tur operatörü, tur ajantesi, dernek, birlik, federasyon bunları tespit ettik ilk önce. Sonra bunları tespit ettikten sonra bunların ağırlıklı hangi konuda sağlık veya spor turistini gönderdiğini tespit ettik. Bu tespitten sonra buraya astığımız listeler gibi mesela onkoloji bölümünden atarak söylüyorum Beyaz Rusya'dan
sağlık turistinin ülkeden dışarıya yönlendiren bizim alım heyeti ismini verdiğimiz gruba ulaşarak onların davetini yaptık. Bizim Türkiye'deki altyapımızın müthiş olduğunu, buraya fuarda bütün hastanelerimizin katılıp sizinle ikili işbirliği yapabileceği bilgisini onlara aktardık. Şimdi Türkiye'deki iştirakçilerimiz de yurt dışından ülkemize sağlık turisti gönderebilecek alım heyetlerimizi buluşturarak büyük bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 9 aydır çalışmaları süren fuarın ekip çalışanları arasında Rus, Fransız, Çinli ve Moldovalılar bulunuyor. Hello sir, I'm calling from this is Bana from Historix Turkey. 中国体育研究中心的 Yang 先生是吗? 哎，你好，你好，我是 土耳其的 Акубек Мусаева. И я звонил именно ему, но и her ülkenin iletişimini, o ülkenin dilini konuşan kişi tarafından aranarak sağlandığını aktaran proje müdürü Alper Okan, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtiyor. Çalışmalarda ülkelerin saat farkına dikkat ediliyor. Sabah çok erken saatte gelip aramaya başlayan arkadaşlarımız var ülkesine göre. Gece çok saate, geç saate kadar devam eden bir çalışmamız da var. Bunu vardiya usulüne de döndürdük. Ülkelerin saatine göre vardiyalı da çalışma sistemimiz var. Evet, haberimizi izledik efendim. Önümüzdeki insan ayının başında yapılacak olan Türkiye için, Antalya için çok önemli olan Alternatif Turizm Fuarı Hestorex'in hazırlık çalışmalarını izliyoruz. Ciddi bir ekip ciddi şekilde çalışıyor. Çünkü bizim geleceğimiz burada. En sevdiğim haberlerden biri bu. Evet. Son dönemlerde en sevdiğim haber ya da en sevdiğim organizasyon, en hoşuma giden organizasyon Hestorex. Neden? Yıllardır peşinde olduğumuz, yıllardır söylemeye çalıştığımız ve yıllardır dile getirdiğimiz konuların Hestorex'te masaya yatırılabileceği. Bir de ben gerçekten şimdi haberi izlerken fark ettim ya Toplu, ben bu kadar ciddi çalışmalar olduğunu gerçekten düşünmemiştim. Evet. Açık evet. Söyleyeyim ben işte fuardır. Hani her ülkede tanıtımını yaparsınız, uyarı şeylerle yaparsınız. Ona göre gelen gelir, gelmeyen gelmez diye düşünüyordum. Ama orada kaç dilde hala aramaların devam ettiğinin söylenmesi, halen daha bu konu üzerinde çalışılması gerçekten Hestorex'e verilen değeri gösteriyor. Çünkü bizim geleceğimiz özellikle Antalya. Bak dün samimi bir şey söyleyeyim. Kendi köyümden Çinçiva'da Kadir'le görüşüyorum. Yani benim Şenyuva köyünde. Şenyuva, Çinçiva diyebiliriz bizim. Çamlıhepçi'nin Şenyuva köyünde Kadir Güner'le konuşuyorum. İşte Antalya şu bu köydesin ne güzel hayat yok dedi. Ben dedi her tarafı dedi düşünmeye mecburum dedi. Turizmden de vurduk işte Karadeniz turizmi. Hestorex orada da şeyle bekleniyor. Nedir? Heyecanla bekleniyor. Niye? Alternatif turizmde Antalya, Karadeniz yani Kuzey-Güney bağlantısıyla ilgili bir şeyler yapılabilir mi, edilebilir mi? Ne yapmak lazım şimdiden diye. Bakın orada evet. Dahi diyor ki bugün diye oturduk diyor kahvede. Yani köy kahvesinde oturduk diyor. Burada olanlarla bunları tartıştık diyor. Bunları konuştuk diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Antalya'daki bir fuar en kuzeydeki bir köy kahvesinde konuşuluyorsa yaptığın iş başarılı iştir Nihat Toklu ve özlenen bir iştir. Evet. Ha bu çok önemli. Biz belki de içinde bulunduğumuz için, Antalya'da olduğumuz için bazı değerlerin farkında değiliz. Şimdi o insanların hepsi Türkiye'deki birçok bölgeden, Ürgüp'ünden, Çanakkale'sinden, Hakkari'sinden, Van'ından, Mardin'inden, Rize'sinden, Samsun'undan, Sinop'undan, Zonguldak'ından, Balıkesir'inden gelmek istemez mi bu fuara ya? Mutlaka gelmek istemez. Mesele bu işte Nihat Toklu. Çünkü yaptığın iş güzel iş. Peki Ali Bey. Bir söz vardır onunla da bağlayayım. Okuduğunuz bir kitabın son sayfasına geldiğinizde eğer bir dostunuzdan ayrılacağınızı düşünüyorsanız okuduğunuz kitap güzel bir kitaptır. Eğer siz de Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir şeyden, aktiviteden heyecan duyuyorsanız o aktivite gerçekten önemli bir aktivitedir. Yerini bulmuştur, amacına ulaşmıştır diyorsunuz. Umarız böyle olacaktır. Böyle olmasını da bekliyoruz. Çünkü geleceğimiz gerçekten ülkemizin de, bizim kentimizin de geleceği bu tür organizasyonlarda, bu tür alternatif projelerde, evet. Alternatif turizmde, ve yani sağlık turizminde, değil mi? Doğa turizminde, kültür turizminde, sürdürülebilir şekle getirmek Nihat Toklu. Evet. Biz turizmle ilgili bir yeri buluyoruz, keşfediyoruz. İşte demin Ordu'daki gibi gördüğümüz şekil A'da gördüğümüz gibi
onu bozabilmenin hesaplarını da yapıyor. Bu birlikte çalışarak güzel şeyler olur. Evet. Yani hemen bulduğumuz yeri bir an önce bitirelim, tüketelim değil. Onu nasıl sürdürebiliriz de işte Hestorex'e tartışılması gereken ki tartışılacağına inandığım şeyler bunlar. Şimdi demin gördüm Çinli, değil mi? Çince yazıyor, Çince konuşuyor. Niye halen daha o şeyi bağlı? Çok hoş bir şey var. Evet, sizin o ünlü yayla gibi bulduğumuz güzel bir yaylayı sal mezrasıyla pokut. Hayır, aşağıda var ya konuşuyoruz. Betonlaştığını, pizzacıların açıldığı. Orasını artık yayla olarak görme sen. Orası yayla olarak kalsaydı. Ayder artık Ayder'i yayla olarak görme. Bak Ayder bitti. Antalya'nın hatasına işte yol gösteren olmadığı için. Yol gösterenin hani kılavuzun kargo oldu muydu? Burnun arşından aşağı düşmezmiş derler ya. Evet. Hesap o kılavuz Antalya olunca gelip Antalya'da iki gören o böyle yapılıyor bunu iş diye gitti orada da aynı hatayı yaptı. Betonları diktik yaylara. Aynen. Koyduk. Betonlar bir. Abi Ayder'de pizzanın ne işi var abi? Evet. Hamburgerin ne işi var ya Ayder'de ya? Uzun Gölü Ayder'i ne yazık ki yani, bitirdik. Evet. Bitirmeseydik uzun yıllar çok, kullanılsaydı bu, güzel olurdu. İşte bunlar anlatılmalı Nihat Top. Peki. Bu hatalar. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra diğer konularımızla beraberiz efendim. Bizden ayrılmayın. Çözden yepyeni bir ürün. Çamaşır suyu katkılı Porçöz ekstra güçlü yağ çözücü. Deneyen her... Antalya gündem devam ediyor efendim. Programımızın bu bölümünde bu bölümüne bir duyuruyla başlayacaktık. Ali Bey bir söz almak istedi. Buyurun Ali Bey. Depremden söz ettik. Rusya'da 6.6 büyüklüğünde sarsıntı olmuş. Evet, ciddi bir deprem. Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında deprem meydana geldi. Henüz ölü ve yaralı olduğu konusunda bir bilgi yok. Deprem yerin yaklaşık 22.8 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş. Depremin Pasifik Okyanusu yakınlarında gerçekleşmesi tsunami ihtimalini gündeme getiriyor. Akla getirmiş ancak yetkililer şimdilik tsunami ile ilgili herhangi bir şey olmadığı, tehlikesi olmadığını söylüyorlar. Evet. Ya toplu bu gerçekten. Deprem gerçeğini unutmayacağız. Evet, bu önemli. Peki Ali Bey. Bunları unutmamak lazım. Evet. Bu arada... Şimdi bize gelen mesajlar var Nihat Toplu ve bunların içerisinde seni de ilgilendiren bir mesaj var. Çok önemli bir mesaj o bana göre. Mustafa Kök günaydın. Senin serin yaşanabilir bir Antalya sabahından tüm dostlara ve dost kalabilenlere demiş günaydını. Şerif Akın günaydın iyi yayınlar demiş. Bayramdar diyor ki Ali Baba parası vardı. Sergen'in bonservisini aldı. Para vardı ya biz de alkışladık çok sevinmiştik Antalya uçar diye. Kimin için diyor bunu? Jet Fadıl'ın Antalya Spor'un hisselerini aldığı için işte. Mesele bu. Evet. Ha. Benim tartışmak istediğim konu bu. Hani parası vardı ya, abi her parası olan her şeyi yapamalı. Malı. Bazı kentler kendi kimliklerini kendileri koruyabilmeli, sahiplenmeli. Evet. Antalya Spor'un anonim şirket olduğu, yapıldığı dönemde Jet Fadıl'ın böyle bir girişimi oldu. Bu, belki burada yatırım yapmayı düşünüyordu herhalde. Ki başlamıştı da abi, böyle bir topladığı paralarla özellikle gurbetçilerden topladığı paralarla onların da birçoğunun mağdur edildiği iddiaları vardı.
Antalya'da bir yatırım şimdi, oldu. O da yarım kaldı. Kimsenin yüzü gülmedi. Şimdi Nihat Toklu Antalya'da en büyük medya kuruluşunun sahibisin. Evet. Cumhurbaşkanıyla görüşme şansı Antalya Spor Kulüp Başkanı'na göre %50 daha azdır. Evet, mutlaka mutlaka. Ha, öyle mutlaka, mi? Mutlaka. Ha. Evet. Şimdi eğer Antalya Spor Kulübü'nü ele geçirirsen, bak ele geçirirsen, kulüp başkanlığına gelirsen demiyorum bak, ele geçirirsen. Çünkü o düşüncelerdeki insanlar onu düşünüyor. İstediğin bakanla, istediğin başbakanla, istediğin zaman cumhurbaşkanıyla da randevu alıp görür. Çünkü Antalya Spor Kulübü başkanısın. Belki onu da düşünmüş müdür? Olabilir. Olabilir. Ya, zaman zaman düşünmüştür. Yani sen sanıyor musun ki kulüp başkanları, o biz Türk sporuna hizmet etmek için buraya geliyoruz falan. Birçoğu değil ya. Birçoğu değil. Birçoğu ölünün açılması açısından. Peki, yapıyor. Peki Ali Bey. Şimdi... Ondan sonra Oğuz Çetin günaydın hocam demiş. Sıdık Ametelik günaydın, hayırlı yayınlar, aydınlık günler diliyorum demiş. Peki sağ olsunlar. Şimdi dün Ali Bey'le yolda yürürken bir kahvede soluklandık. O arada bir vatandaş geldi. Dedi ki ya bizim mahallemizin, sokağımızın çok ciddi bir sıkıntısı var, sorunu var. Lütfen bunu yansıtır mısınız? Yetkililer bize kulaklarını vermiyorlar, duymuyorlar diye. Üçgen Mahallesi, Muratpaşa'nın Üçgen Mahallesi'ndeki 115. sokak sakinlerinin bir derdi bu. Orada her gün bit pazarı kuruluyormuş. Bizim yollarımız da işgal altında. Bir de duvarlarımız, binalarımızın duvarlarına da elbise asıyorlar, bir şeyler asıyorlar, çakıyorlar filan. Bu kural dışı bir pazar. Orada bir pazar yok, sokak pazarı. Kural dışı bir pazar. Ama kimse bunu önlemiyor ve her geçen gün bu sokakta kilitlerin sayısı artıyor. Bir de yerler de parayla devredilmiyormuş başkalarına. Siz bir yeri işgal ediyorsunuz, yani bir işgaliye falan ödemiyorsunuz, bir şey de ödemiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, sana yerimi para karşılığında bedava, halkın, belediyenin yerini satıyormuşuz. Bu tür iddialar var. Buradan tabii Muratpaşa Belediyesi'nin sokağı olduğunu düşünüyorum. 115. sokak bir ana arter değil. Tahmin ediyorum odur. Muratpaşa Belediyesi yetkililerine, zabıtasına, ilgililerine buradan bunu duyuralım. Buradaki bit pazarı durumu nedir? Vatandaşların bu sıkıntısına karşı ne çözüm üretecekler? Bunu da bize duyururlarsa biz de buradan paylaşırız Ali Bey. Evet, Nihat Toklu'nun söylediği bu kadar. Evet. Niye? Aman kimse kızmasın, kimse darılmasın, kimse üzülmesin. Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta müdürü diye bir yer var mı? Biri? Vardır herhalde. Vardır mı? Orada biri oturuyor mu, işgal ediyor mu? Var. Orada biri orayı işgal ediyor. Evet. Yani cüssesiyle, hesabıyla, boyu nedir, kilosu nedir bilmem de. Görevi nedir? Görevi bu tür uygunsuzlukları önlemek. Değil mi? Evet. O bölgeden kim sorumludur? Mehmet Maçoğlu. Muratpaşa'daki o zabıta işlerinden Mehmet Maçoğlu sorumlu. Değil siz mi? De buldunuz. Tunceli Ovacık Belediye Başkanı, Komünist Belediye Başkanı. O sorumlu. Niye? Yapamıyor buradaki görevini, Maçoğlu'ndan soracağız. Mehmet Maçoğlu'ndan soracağız. Hep ondan soruyorum ben. Antalya'da ne yapamasalar ondan soruyorum. Niye? Çünkü yüreği geniş adam. Her türlü şeyi ondan sor. Ey Murat Paşa'nın zabıta müdürü, başta sen ve zabıtaları ne iş yaparsınız? Ne? Yani tamam, güzel krank tuvalet giyebilirsiniz, kravat takabilirsiniz. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz. Özel aracınız da altınızda vardır çünkü müdürsünüz en azından, değil mi? Oraya da giderken siyah gözlüklerinizi mi takıyorsunuz yoksa gözlerinizi mi kapatıyorsunuz görmeyesiniz diye? Zabıtalar oradan geçerken ya da böyle bir şikayet geldiğinde yerdeki taşları mı sayıyorlar? Ya merak etmeyin, onlar orada sayılı koyulmuş. Kimse çalmaz taşları. Evet. Sizin göreviniz bu sevgili Murat Paşa zabıta müdürü ve himayesindekiler. Vatandaşın bu tür şikayetlerini çözmek. Evet, bu çözebilirler mi? Çözemezler. Bakacağız şimdi, bakacağız. Biz şimdi ilettik, sonuçlarına bu sonucuna bakalım. Hemen peşine... Nihat Toklu, vatandaş bunu defalarca iletmiş. Çözemezler demedik. Defalarca iletmiş Nihat Toklu. Ha, vatandaş ilettiği halde çözmedi de. Biz buradan dile getirdiğimizde korku bedeli çözdülerse, ben bugün Muratpaşa Belediye Başkanı olsam zabıta müdürünü görevden alırım. Sen vatandaşın sorununu dinlemeyip, çözmeyip, televizyondaki insanların dediğiyle bunu alıyorsan, şey yapıyorsan, sen görevini yapmıyorsun. Eksik yapıyorsun. Sen korkarak yapıyorsun o görevi. Hakkıyla yapmıyorsun diye billahi görevinden alırım. Peki, izleyelim bakalım nasıl bir gelişme olacak, onu da paylaşırız. Gelişmeleri paylaşırız Ali Bey. Evet, Muratpaşa'dan başlamışken bir de Muratpaşa'nın falezlerde yaptığı temizlik var Ali Bey. Bu da önemli. Ne yazık ki biz falezlerimizi
kentteki falezlerimizi kötü kullanıyoruz, çöplük gibi kullanıyoruz, her şeyimizi atıyoruz. Bu, zaman zaman temizlenmek isteniyor ama ne kadar temizlenir? Bugün temizleseniz yarın gene oralar, orada seyir için gelenler, eğlenmek için gelenler, dinlenmek için gelenler tarafından, bazıları tarafından atılmış çöplerle doluyor ne yazık ki. Bununla ilgili bir haberimiz var efendim, bunu bir izleyelim. Antalya'nın İnci Gerdanlığı olarak bilinen falezlerde bugün hummalı bir çalışma vardı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri 40 metre yükseklikteki falezleri saran ot ve sazlıkları temizledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki işçiler birinci derecede doğal sit statüsünde bulunan falezleri temizlemek için halatlarla güvenliklerini sağladı. Falez 2 Park'ta gerçekleştirilen temizlik çalışmasında özel donanımlı ekipler halatlar yardımıyla en zor yerlere inerek kış mevsimi boyunca büyüyen çalıları, sazlıkları temizledi. Yaklaşık 10 kilometrelik falez bandında ot temizliğinin tamamlanmasının ardından pet ve cam şişe ile ambalaj atıkları ve çöplerin de temizliği gerçekleştirildi. Falezlerin otları, yeşillikleri temizlenince alttan nasıl dediğimiz manzara ne yazık ki ortaya çıkıyor. Atılan çöpler, şişeler, her şey ortaya çıkıyor. Oraya çöplük gibi kullandığımız gerçeği yüzümüze geliyor. Az önce Zabıtay'a nasıl söylediysem şimdi gelelim Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Evet, peki. Temizlik işlerinde çalışan o insanları, o özverili insanları. Muratpaşa'yı pırıl pırıl etmek için Antalya'nın kalbi Muratpaşa. Pırıl pırıl edebilmek için gecesini gündüzüne katan Muratpaşa temizlik işlerini ve ana arterlerdeki Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalışan bütün emekçileri yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu arada bütün ilçelerdekini de söyleyelim. Tabii. Çünkü Kepez'i, Döşemal'i... Temiz olan her yere saygım sonsuz. Ve bu insan, özellikle o emekçi, temizlik çalışanları, emekçileri... Biz Kepez'de de görüyoruz yollarda, sokaklarda. Evet. Zaman zaman sabah erken saatlerde onlarla selamlaşıyoruz. Oradaki çalışanlarla parklarımızı ne yazık ki çok kötü kullanıyorlar. Sabah sabah o insanlar temizlemeye çalışıyorlar. Ve bir de mecburlar çalışmaya diye söylüyorlar ya, işte o zaman çıldırıyorum. Evet. İşte o zaman. Şimdi bakın, iki haber. Değil mi Nihat Toklu? Birine, aynı belediye. Evet, aynı belediye. Birinde ne kadar teşekkür ediyoruz, birinde ne kadar tepki koyuyoruz. Niye? Görevini yapana saygı duyuyoruz. Görevini yapmayanı da buradan uyarıyoruz. Mesele bu Nihat Toklu. Peki. Hiç kimse diyemez ki bunlar, bunu böyle, onu öyle yapıyor. Ben ne Muratpaşa Zabıta Müdürünü bir defa gördüm. O da geçen gün bir şeye gittiğimde gördüm. Bir de bugün gidersem belki görürüm. Murat Karayatsın bugün şeyde. Konuşmacı. Konuşmacı olarak geliyor. Muratpaşa'ya da saat 3'te. 15'te Muratpaşa Kültür Salonu'nda. Evet, ona gideceğim. Belki orada yine tesadüf rastlarsam, ki görsem yine tanımam. Yani tesadüf biri tanıştırdı, o kadar. Hiçbir ilişkim olmaz. Ama görevini yapmayana Sayın Uysal'a uyarmak buradan da benim görevim, bizim görevimiz. Murat Karayatsın tanırsınız değil mi? Zabıta müdürünü tanımazsınız. Murat Karayatsın herhalde tanırım. Akrabamdır ya, gurur duyarım Nihat Toklu. Evet, peki. Murat Karayatsın bizim şey yuvanın gururudur Nihat Toklu. Evet, evet. Biz onu hep Samsun olarak bilirdik ama daha sonra öğrendik ki Rize'nin Çamlıyemişin ilçesi Şenyuva köyünün köyü doğumlu bizim Sayın Murat Karayatsın, evet, Türkiye'nin önemli bir siyasetçisi ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ne mutlu bana ki onunla hem aynı köydeyim hem akrabayım Nihat Toklu. Sevgili evet. Murat Karayatsın'la. Bu benim için gerçekten gurur duyulacak, onur duyulacak. Ankara'nın bilinen, tanınan, efsanevi belediye Büyükşehir Belediye Başkanı idi. Bugün saat 15'te Murat Paşa'nın konu olacak. Peki Antalya'da Japon işi... Bu arada dur şeyi kapatmadan. Sigorta Hastanesi'nin altı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanı Eski Devrim İlkokulu ikinci el giysi ayakkabı satılıyor diye yazmış Bayramdal. İşte orası o bölgeler. Bölgeler. Işte. Giderek de genişliyormuş aşağıya doğru. Ve devrediliyormuş bir de evet. Hava parasına. Hava parası devrediliyormuş. Gidin zabıta. Yatıyı. Oralarla ilgili. Antalya'da Japon işi tarım başlıyormuş efendim. Evet, Avrupa ülkeleriyle sıkıntılarımız var. Hollanda'yla tarımda siyasete sıkıntımız var. Tarıma, turizme de yansıyor. Daha önce Hollanda firmalarıyla işbirliği yapan, tohum üreten, fide üreten Hasan Ünal, tanınmış bir Antalya'nın siması, tarım sektörünün Hasan abisi. Şu anda onlarla ortaklığını bitirmiş ve Japonlarla çalışmaya başlamış. Çünkü bir eleştirisi var Hasan Ünal'ın.
Hollandalılar, Amerikalılar bizimle çalıştılar ama işi öğrenmeyelim diye her şeyi yaptılar. Bize tohumu nasıl ürettiklerini göstermediler. Fideyi nasıl ürettiklerini anlatmak istemediler. Ama bu yüzden biz Japonları tercih ettik. Japonlardan teknolojiyi de öğreneceğiz demiş. Böyle bir şeyimiz var. Önümüzdeki dönemlerde kare karpuz yiyebileceğiz bu anlamda demiş. Çekirdeksiz biber, domates, kabak da 1-2 yıl içinde üretilebilecek diye de devam etmiş Ali Bey. Ha, bu muymuş tarım? Nedir? Hasan Ünal'a göre şu abisi, Hasan abisi. Hasan abisi, Hasan abisi. Hasan abinizin şeysi bu mu? Nihat Toklu, eğer bir ürünün içerisinde kendi genetiğini bozarsanız o şey GDO'lu olur. Çekirdeksiz meyve olmaz Nihat Toklu. Geçsinler bu işleri. Şimdiye kadar yapıldı. Çekirdeksiz karpuz var ama değil mi? Karpuz efendim, var. Olur çekirdeksiz mu? Yok, çekirdeksiz. Doğalı var. Doğal. Nerede var Nihat Toklu? Bazı cinsleri var çekirdeksiz karpuz. Bana bir tane gösterin. Çekirdeksiz karpuz. Bana bir tane. Dünya kuruldu kuruladı. Genetiğiyle oynanmamış çekirdeksiz karpuz cinsi gösteren adam. Soralım Ali Bey. Sor. Şimdi tarıma devam edeceğiz. Şöyle. Yok, bir sor da Nihat Toklu. Bir sor da ben böyle bir şey hayatım boyunca şimdi bir diyorum. De Rus domatesi 3 dolar diye bir haber var Hürriyet Akdeniz'in sürmanşetinde. Dün ASSO Başkanı'nın açıklamaları vardı. Rusya'nın kendi domatesini üretmeye çalıştığını ama pahalı ürettiğini söylemiş. Türkiye'den ucuz domates almıyor. 60 sente, 1 doların bir altında bizden domates almıyorlar ama kendi pazarlarında 3 dolara domates üretiyorlar, satıyorlar demiş. Rusya müdahaleci bir tavır takındı demiş. Herkes kaybeder demiş bu olaydan. Şimdi bu konuyla ilgili Gündem Gazetesi'nde fena kapıştı diye bir haber var. Rusya'nın domates ambargosu konusundaki Davut Çetin'in açıklamalarına bu ülkeyle ihracat yapan, bu ülkeye tarım ürünü satan İsmail Erten, eski siyasetçi İsmail Erten ve öğretici İsmail Erten tepki göstermiş. Sektöre moral vermiyor demiş, moral bozucu açıklamalar yapıyor demiş. Bilgi eksikliği varsa bizi arasın, ücretsiz danışmanlık yapmaya hazırız demiş. ASSO Başkanı Çetin de, Davut Çetin, ben Rusya'ya gitmeseydim domatesin Rusya tarafından üretildiğini kimse söylemiyordu demiş. Önce onlar görevlerini yapsınlar, biz yaptığımız işi gayet iyi biliyoruz demiş. Yani orada Rusya bunu yapıyor, kendi ürünlerini üretmeye başladı, sera kurmaya başladı diye açıklama yapmak moral bozuculuk mu oluyor Ali Bey? Şimdi sen bitti bu yani bu şimdi bu. Şimdi İsmail Erten'e buradan soruyorum, hangi siyasi partiyle flörtteki şimdi yavaş yavaş gündeme gelmeye çalışıyor? Nereye aday? Bu yüzden mi diyorsun? Nereye aday? Hiç bugüne kadar hiç sesi çıkmadı. Domates, Rusya domatesimizi almadı, bilmem ne. Biz bir senedir, iki senedir bu işi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Neredeydi arkadaş? Evet. Ha? Neredeydi İsmail Erten, Nihat Toklu? Ha, ben de buradayım şimdi. Bak İsmail Erten, Rusya'da ticari şeysi konusunda gerçekten bu işi yapıyor orada. Fakat iyi gitmediği de konuşuluyor. Piyasada da iyi gitmediği de konuşuluyor. Evet. Şimdi Davut Çetin bunu tek başına yapmıyor. ATSO olarak yapıyor. ATSO başkanı olarak bu açıklamayı yapıyor Davut Çetin. Ama açıklamaların morallerini bozuyor. Bir yere geliyorum. Peki. Davut Çetin bunu kalkıp da gidip orada hani gezip gelip bir tarımcı olarak ya da turizmci olarak ya da bir zat olarak, kişi olarak yapmıyor. ATSO olarak gidiyorlar. Görüyorlar, geliyorlar buraya, diyor ki bakın diyor, tedbirinizi alın, burada böyle böyle işler oluyor. Tedbirinizi alın, böyle böyle işler oluyor. E sen, feneri nerede söndürdüğün belli olmazsa evdeki ışığından haberin olmaz. Davut Çetin uyarıyor. Çok güzel bir görev yapıyor. Yapmaması gerekeni yapıyor, görevini yapıyor Davut Çetin. Evet. Ama sen siyasi birilerine şey verebilmek için, mesaj verebilmek için ben de buradayım. Ha bakın. İsmail Erten siyasi olarak bitmiştir. Esnaf olarak o kendi bileceğidir. Ticari ilişkisini bilmem. Ama siyasetçi olarak bitmiştir. Yani o kara kabuklu defterde yerini aldı, siyasetin tozlu raflarına kalktı. Bu saatten sonra kiminle kavga eder etsin, kime laf atar atsın, kime sataşır sataşsın, bu şansı olmaz. Siyasette olmaz. Öbür türlü ticari şeysi beni bağlamaz. Niye? Deneyim var siyasette. Hangi deneyimi var? Mesela Doğru Yol Partisi'nin siyaset yaptı. MHP'den aday oldu. AK Parti'den meclis üyesi oldu. Anneannemin ismini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Lütfiye'ydi rahmetli. Nur içinde yatsın. Evet. Köyün en güzel kızıydı. Yürüdüğü zaman bütün erkekler arkasından bakarmış. Kemikleri bile toprak oldum yattı. İsmini bile şimdi bilmiyor. Herkesin bir miadı var diyorsunuz. Ya bitti Nihat Taklı. Mezarlıkları görür müsün?
Mezarlıklardan geçer misin? Geçer. Ara sıra taşlarına bak. Hepsi vazgeçilmezlerdi. Ne yaptık? Hepsinden vazgeçildi ya. Bu işler böyle. Ne yaptık? O bitti. O taraf. Bu şekilde konuşma şey yaparak, tartışarak evet. İsmail Ertel aslında yapılması gerekenlerin önünü kesiyor. Evet. Tamam. Ve Davut Çetin'in bu şekilde konuşması mecburdur. Önceden uyarmaya mecburdur. Çünkü görevi bu. Yapmazsa eleştiririm ben burada. Ki şöyle bir algımız vardı, bunu da söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın temasları, gezileri sonrasında sanki bütün tarım ürünlerine ambargo kalkıyor yok, gibi bir şey yok, vardı ama şey. Bunun böyle olmadığını gördük. Başta domates, salatalık olmak üzere ambargonun, Rusya'nın ambargosunun. Sizin hepinizin sevindiğinde ben ne dedim? Evet. Sevinmeyin arkadaşlar, böyle bir şey yok Türkiye dedim. Türkiye buna karşı bir adım attı. Rusya'dan gelen şeye karşı vergisini arttırdı. Vergi koydu buğdaya. Bir karşılık verdi. Bu verme evet. Gereği duydu. Böyle bir durumumuz da var. Bunu söylemek tabii dediğiniz gibi gerçeği söylemek suç değil. Bence, moralimizi bozuyorsunuz demek doğru bir tavır değil. Bence doğruyu yapıyor. Evet, Sayın Davut Çetin doğruyu yapıyor. Uyarmalı. Peki. Hürses aynı konuda tabii farklı bir pencereden bakmış. Dünkü Astor'daki açıklamalarla ilgili olarak bu kez Ukrayna kapısındayız diyor Hürses gazetesi manşetinde. Almanya ve Moskova'nın ardından ASSO Başkanı Çetin Başkanlığındaki heyet Ukrayna'ya gitti. Heyet Antalya'nın güvenli kent olduğunu anlatmak için bugün Ukrayna basınıyla bir araya gelecek. Ukrayna'dan daha fazla turist gelmesi için çaba sarf edecek. Türkiye'ye Ukrayna ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışacakmış. ASSO heyeti bu konuda çaba çok gösterecek. Çok doğru güzel. Bir tavır diyorsunuz. Aynen doğru bir tavır ve bunlar yapılmalı. Bunlar yapılması. Ben hatırlar mısın ta ne zaman dedim ilin valisi, belediye başkanı ve emniyet müdürü Cumhuriyet Meydanı'ndan dünyaya bir mesaj vermeli. Evet. Antalya evet. Güvenilir kenttir, güvenli kenttir. Buyurun gelin diye. Evet. Hatırlıyor evet. musun? Nihat Toklu. 3 ay oldu değil mi? 3-4 ay oldu. Söyledim. Birkaç kez söyledim. Baktım ki dinleyen yok vazgeçtim. Vazgeçtim. Antalya dünyanın en güzel kentidir şüphesiz ki. Evet. Ve gerçekten dünyanın en güvenli kentlerinden de bir tanesidir Antalya. Peki Ali Bey, başka bir turizm haberi, otellerdeki fiyat krizi ile ilgili. Evet, TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre turistik merkezlerdeki otellerin fiyatlarını 2016'dan bu yana artmıyormuş, arttıramamışız. Ciddi, hatta düşmüş çünkü kriz yüzünden böyle bir sıkıntımızla yüz yüzeyiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir fuarımız kapandı. City Expo fuarı, şehircilik fuarı diyelim, kapandı. Bununla ilgili Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlediği bir fuarda Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bir değerlendirmesi olacak. Bu haberi izleyelim Ali Bey, ondan sonra konuşuruz. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı bu yıl kapılarını kapattı. Belediye başkanları, başkan yardımcıları, belediye genel sekreterleri, meclis üyeleriyle şehircilik teknolojileri üreten ve ithal eden firmaları bir araya getiren fuar, katılımcılardan tam not alarak sona erdi. Belediye meclis üyeleriyle birlikte fuarı gezen Başkan Tütüncü, Kepez'in ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hizmet ürünlerini inceledi. Diğer belediye yönetimleriyle bir araya gelerek şehir yönetimi konusundaki tecrübelerini paylaştı. Kepez'deki büyük kent parklarında engelli ziyaretçilerin ulaşımında kullanılabilecek elektrikli araçları bizzat test eden Tütüncü, fuar ekipleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başarılı bir fuar dönemini tamamladıklarını belirten Tütüncü, fuarın belediyelerin kendi eserlerini, projelerini sergilemek için adeta birbirleriyle yarıştıkları bir platform halini aldığını belirtti. Antalya yeni bir fuara kavuştu. Şehir ve şehircilikle ilgili bütün paydaşların büyük bir beğeniyle takip ettikleri, bir yıl boyunca özlemle bekledikleri ve kendi eserlerini, projelerini sergilemek için adeta birbiriyle yarıştıkları güzel bir fuara sahip olduk. Her yıl bir öncekine göre daha başarılı bir fuar yaptıklarını anlatan Tütüncü, önümüzdeki yıllarda daha fazla katılımcı beklediklerini söyledi. Bizim amacımız Antalya'yı yerel yönetimler noktasında da farklı bir kent haline getirmek ve Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerin Antalya'nın cazibesiyle beraber bir buluşma merkezi haline gelmesini sağlamaktı. Evet, fuarın ardından yapılan değerlendirmeyi izledik. Sayın Tütüncü'nün değerlendirmesini izledik.
umarız amacına ulaşan bir fuar olmuştur ki öyle görünüyor. Seneye de daha iyileri, daha mükemmelleri olur. 7. yıl 7.'si yapıldığına göre seneye çok daha başarılı olacak. Çünkü bu yıl gerçekten başarılı bir fuardı. Türkiye'nin ve dünyanın değişik ülkelerinden insanlar gelmişti. Evet. Belediyeler gelmişti, takipçiler gelmişti. Bunlar hoş bir İlgi şeyler. Belediyeler bir de kendi aralarında kendi eksikliklerini de en azından diğer belediyede ne var ne yok bakınca görüyorlardır. Evet. Şimdi, çünkü belediye başkanları düzeyinde de temsil edildi. Bu bölümü Ali Bey, Akdeniz manşeti manşetiyle kapatalım. Gene ASSO kaynaklı bir haber manşet olmuş. Turizmde sert düşüş diye verilmiş. ASSO meclisindeki konuşması Sayın Davut Çetin'in Mart ayında turist sayısında sert bir düşüş yaşadık. 3 ayda geçen yıla göre %25 eksideyiz demiş. Yani Ocak, Şubat, Mart'ın sonu itibariyle çok kötü gördüğümüz, turizmde dibe vurduğumuzu düşündüğümüz 2016 yılının bile gerisine düşmüşüz. Gerçekten bu %25 önemli bir rakam. Kimi doğruluyor burada? Evet. Bunları söylediğin zaman da moral bozucu oluyorsunuz. Kimi doğruluyor? Kimi doğruluyor Ali Bey? Evet. Kimi doğruluyor? Bu rakamlar kimi, Sayın Çetin'in açıklamaları kimi doğruluyor? Bu konuda bu konudaki uyaranları doğruluyor. Mesela? Mesela değişik kesimler, değişik niye? İnsanlar. Niye? Ben burada ne dedim? Değişik defalarca ne dedim? Dedim ki biz 2016'yı da ararız dedim 2017'de. Bu kadar kötümser olma dediniz. Evet. İşte bu kadar şey yapma dedi. Gerçeği bu ya. Biz uyardık ki ya çalışın. Evet. Yani durum kötü. Niye? Çünkü ben turizm konusunda, tarım konusunda, siyasi konuda gerçekten dünyayla entegre olmuş yerlerle görüşmeye çalışıyorum. Neden? Turizmin yanı sıra da tarımda da %8'lik bir düşüşümüz varmış. Evet. Salınımdaki ihracatımıza da düşüş varmış. Hepiniz kapıları açtı diye burada zil takıp oynarken ben dedim ki oynamayın arkadaşlar dediim ya. Sakin olun. Yanlış yapıyorsunuz. Soğukkanlı olun dediniz evet. Peki. Ama inanmadınız. İnanmadık Ali Bey'e. Sakal da besledim inanın diye ama inanmıyorsunuz. Peki ben. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aradan sonra diğer haberlerimizde sizlerle birlikteyiz. Antalya gündem sürüyor efendim. Bu bölümde, son bölümdeyiz. Toplu ulaşıma kameralı takip haberiyle başlıyoruz. Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açıklamaları var. Bu birçok gazetede şu anda birinci sayfalarda yer almış, bazılarında manşet olmuş bir haber. Ulaşım esnafıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, toplu ulaşım araçlarındaki hizmet kalitesini bilgisayar sistemiyle takip ettiğini söylemiş ve şoförlere de seslenmiş. Biri sizi gözetliyor demiş. Önümdeki sistemden, bilgisayardan sizlerin görüntülerini görüyorum. Düğmeye bastığım anda istediğim aracın görüntülerini görüyorum. Seslerini de duyuyorum demiş. Vatandaşlarla diyaloglarınızı izliyorum. Vatandaşlara karşı dikkatli olun. Yaşlılara karşı daha saygılı olun demiş. Saygısızlığa izin vermem anlamında. Hatlara da riayet edin, has saatlerine riayet edin demiş. Kurallara uymayan şoföre taviz yok diye aynı haber Antalya Son Haberi'nde manşetinde yer alıyor. Antalya Körfez'in manşeti de Türel'in gözü şoförlerin üstünde şeklinde bu şekilde haberlere devam etmiş. Tabi burada bir sözü daha var Sayın Türel'in. Sizin siyaset yapmayın diyor şoförlere, sürücülere. Çünkü anında müdahale ederim diyor. Böyle bir duyumum var acaba? Şu görüşlerine katılıyoruz tabii. Hep tüm görüşleri doğrudur da bu anlamda uyarılarına bir şey demiyoruz. Ama şu bilinen hepimizin konuştuğu işte o hatlarla riayet edilmemesi, yaşlılara olan saygı konusundaki bazı eksiklikler, bir de vatandaşlara iletişim konusundaki şoförlere söylenecek bazı laflar vardır. Ama ben şoförlerin siyaset yaptığını pek duymadım, görmedim. Bir de ben rastlamadım, bilmiyorum böyle bir şeye. Yapanlar vardı içinde, yapanlar vardı. Geçmiş dönemde bu daha fazla şey, hatırlayın geçmiş dönemde radyodan bazı radyolar dinletilirdi, bazı radyolar yasaktı. Şu olabilir mi? Mesela böyle birilerinin bir şeyi var ya, biz başkan getirir, başkan götürürüz
diyen bazı gruplar vardı, şoförler ulaşım esnafı içinde. Onlara karşı bir şey midir bu? Bak dikkat edin, ne dediğinizin farkındayım diye bir uyarı mıdır? Ben Türen'in kişi bazlı bunu yaptığını düşünüyorum. Hayır, şöyle, kızım sana söylüyorum, geldim sana olan anlamında ellerine mesaj mıdır? Bir şey söyleyeyim, bakın Menderes Türel'i benden daha iyi tanırsın da, Menderes Türel birisini hedef almışsa direkt söylüyor. Şey yapmaz, evet. Dolandırmaz. Evet, peki, öyle, peki. Senin dediğin Ali Tüzün'le ilgili şeyde, Ali Tüzün'le ilgili direkt söyledi. Yani Ali Tüzün ya da bilmem birisi diye demedi. Ali Tüzün olarak ismini direkt verdi. Vermesi de doğru zaten. Ama şu var, Nihat Toklu. Biraz da bu korku şeysi değil mi? Yani hareketlerinize dikkat edin şeysi, korku verme. Oysa eğitimle bunun önüne geçmemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şunu söylemek lazım. Bu verilen eğitim veriyor şu anda Büyükşehir Belediyesi şoförlere. İletişim eğitimi, halkla müşteri ilişki, öfke kontrolü gibi olayları veriyor. Oradaki uzman çok beğenilmiş. Her sürücüden duydum. Konuştuğumuz sürücüler, biz hani daha önce de bu tür eğitimleri aldık. Ama onun gibisi yok. Başlar başlamaz acaba nasıl bir seneden kaçsak diye düşünürdük. Bu sefer bitmesin diye dua ediyorduk. Çünkü o kadar akıcı şekilde, o kadar içtenlikle anlattı ki çok zevk aldık, izledik. Şunu dediler. Hepimiz yaşadık. Öğretmenimizi, bir dersin öğretmenini çok seversin, bir dersinkini hiç sevmezsin. Evet. Öyle öğretmen vardır ki sana İngilizceyi Türkçe gibi öğretir. Öyle de Türkçeci var ki bildiğin Türkçeyi unutursun. Anlatmak istediğim bu. Eğer her işin erbabı ve güzeli ve de diyaloğu çok iyi kurabilenini bulursan hiç sorun yok. İşte şoförlerin anlatmak istediği o. Evet. Ve bu çalışma için de dün de teşekkür etmiştik. Türel'e yine de teşekkür ediyoruz. Uzman getirmişler. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Dün ben yine bir otobüse bindim. Hı hı. Adamın el yan koltuk şoförün. Hı hı. Elde tespih. Beyaz bir mintan. Siyah bir gözlük. Bu el kabinin dışında tek eliyle araç kullanıyor. Direksiyon hakimiyetini kullanmaya çalışıyor. Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim. Bunlar yanlış şeyler. Bunları defalarca söyledik, defalarca dile getirdik. Ondan sonra yolcularda da var. Geliyorlar tam ortadaki kapının orada duruyor. Arka tarafta boş, öyle ön tarafta millet yığılıyor, gitmiyorlar. İşte o kart esprisi, kartım yok bilmem ne, otobüslerde artık kart satılıyor bilmem ne. Bunlar güzel şeyler. Sürücüler günaydın demekten imtina ediyorlar. Nedense günaydın dediğinde de dövecek gibi bakıyor. Bazıları, hepsi değil tabii. Ama isteyen de o kadar güzelleri de var ki Nihat Toklu. Bak Bu sabah yaşanan bir olayı ben sana söyleyeyim. Bu sabah geldiğim TC16 hat numaralı 0150 plakası. Hı hı. Araç. Ermenek'ten işte öğretmen evi oraları dolanıp öğretmen evi oradan şey yapan. TC16. Sabah saat ilk otobüs 6:10 oradan çıkan otobüs. Şimdi tam hareket ediyor Nihat Toklu. Arkadan biri devamlı klaksiyon çalıyor. Ermenek'ten tam hareket edince. Bekliyor ne oldu diye. Biri gelip diyor ki bir öğrenci geride kaldı diyor. Otobüse kavuşsun diye uğraşıyor. Hareket ettikten sonra bunu bekliyor. Öğrenciyi alıyor öyle gidiyor. Ne güzel. Ne güzel. Nihat Toklu bu kadar güzel bir hareket olabilir mi? Bak sabahın o vakti değil mi? Evet. Öğrenci o otobüsü kaçırdığında, dersine geç kalacak karanlığında bilmem ne. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar alkışlanacak bir hareket. Ben bu sürücüyü gerçekten tebrik ediyorum. Pekala Bey, teşekkür ederiz. Bu arada Ali Aydın da demiş ki baba günaydın. Davut Çetin ayda bir cümbür cemaat yurt dışında. Merak ediyorum turizm için bir şeyler yapıyorlar mı? Evet, yaptıklarını görüyoruz. Yaptıklarını görüyoruz gerçekten. Ali abinin de şeysi bu. Evet. Ali Aydın'ın yorumu da bu. Çok sık gitmelerine gerek var bu tür insanların. Çünkü orada tanıtım eksikliğimiz, lobi eksikliğimiz var. En azından Sayın Çetin Rusya ile ilgili gerçekleri oradan bize bile iletmesi bile önemliydi. Şimdi de Ukrayna pazarı ile ilgili çalışmalar yapacak. Şey önemli diyor yani. Ben düşünüyorum. Medya aslında çok önemli bir görev üstleniyor. Özellikle de bu dönemlerde. Saate baktın ama 09:10. Evet, süreyi hızlı iyi kullanacağız Nihat Toklu. Şimdi bir tarafta ulusal medyaya bakıyorsun. Hı hı. Genelde en iyi saatler nereye gidiyor? Dizilere. Dizilere.
Yani prime time dediğimiz saatler dizilere. Araya uzun uzun reklamların alındığı, insanların bağlandığı ve 2 saate yakın süren diziler. Ve 2 saat 8'de başlıyor, 11.30'da bitiyor. Evet yani yazık saat. İnsanlara yazık. Dizi oyuncularına yazık, herkese yazık. Genel bir televizyondan örnek verelim. Yani mesela şu televizyon. Yani Kanal B. Saat akşam 18 ana haber. Değil mi? Antalya'da ne olmuş, ne bitmiş, neler var, neler yok, çevre illerde neler var, neler yok, Türkiye genelinde ne var, ne yok. Küçük de bir dünya turuyla birlikte ne yapıyorsun? Evine misafir ediyorsun. 19'a kadar hemen. 45 dakika falan sürüyor, 50 dakika ana haber sürüyor. Arkasından mesela bu akşam, arkasından referanduma doğru diye bir program var. Evet. Atay Uslu gelecek, Antalya Milletvekili AKP'nin. Bu bir yeniliktir. Onun arkasında saat 20'de Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık var. Sevgili Ahmet İsteğin programının konu olacak. Gündem özelle. Şimdi aynı saatlerde ulusal dediğimiz televizyonlara bir bakın abi. Ya ön sokaklar, ya arka sokaklar, ya kim kimi nasıl götürdü, ya işte gelinim olur musun, ya damadım olur musun, ya beni şurada bekler misin? Ya da işte kırmızı odaya gel, olmadı yeşil oda, olmadı mavi oda, olmadı karanlık oda. Evet. Şimdi onun için Antalya Spor olayında tepki gösterme nedenim bu. Kentin değerlerine sahip çıkılma olayı. Peki Ali Bey, devam edelim. Dur. Öyle hemen devam etme. Biraz hızlandırsanız. Ben gayet yerinde ve zamanında konuşuyorum. Biraz yavaş konuşuyorsunuz. Yok yavaş konuşmuyorum, tane tane anlatıyorum. İstersen bağırarak da anlatırım da sorun yok bende. Eğer biz kendi yerel değerlerimize sahip çıkarsak, her kent için bunu söylüyorum, her ilçe için, her köy için, her kasaba için, bizde gerçi köy kalmadı ama, yerel değerlerimize sahip çıkıp yerelden komple bir harekete başlarsak, o zaman ülkede de çok farklı güzellikler, değişiklikler olur. Bu değişiklikler, yerel medyamıza, basınımıza sahip çıkacağız. Antalya'daki yeni örneği, Kanal V'dir. Peki. Teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Antalya Körfezi'nin tür manşetiyle devam ediyoruz. 8 Nisan'da Bahçeli Antalya'da haberi var. Devlet MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 8 Nisan'da Antalya'ya geleceğini duyurmuş. Kepez Arena önünde saat 13'te miting olacakmış Ali Bey. Bir başka haberde MHP'li hayırcılar bir araya geldi şeklinde. Sayın Bahçeli evet için geliyor ama MHP'nin önemli bir kesimi de hayır cephesinde. 16 Nisan'da hayır oyu kullanacaklarını kaydeden MHP eski yöneticileri toplantıda buluşmuşlar. Bahçeli'yi eleştiren, MHP liderini eleştiren eski baro başkanı Alper Tunga Bacanlı kendi koltuğu mevzubahis olduğu dönemde ortaya koymadığınız şiddeti Recep Erdoğan, Tayyip Erdoğan için neden ortaya koyuyorsunuz demiş. Bu evet biraz karışık bir cümle gibi geldi bana da. Yok diyor ki kendi diyor şeyinde diyor. Kendi koltuğun diyor mevzubahası olduğu dönemde diyor hiç ortaya diyor şiddet koymadın, şunu yapmadın, bunu yapmadın ama şimdi koymasın diyor. O zaman da koymasın canım, şiddet bak, koymasın. Bak, o şiddet olayı o değil. Nihat'ın evet. Sopalı, kavgalı, görüşlü değil. Yani, tepki anlamında, söz anlamında. Şimdi evet, Bacanlı burada çok abi. Şeyler de bu hayırcılar gerçekten... Bir şey söyleyeyim Ali Bey. Söyle. Ondan sonra eski il başkanları varmış, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları, belediye başkanları, ilk ocakları başkanları bir araya gelip hayır diyeceklerini ifade etmişler. Yani onu söyleyelim. MHP'deki ülkücüler bu tarafta, yani hayır tarafında... Devlet Bahçeli ve onunla birlikte yürümeye çalışanlar da AKP tarafını destekliyor. Bir kısım ülkücüler diyelim. Bir kısım değil. Evet diyenler de kendilerini ülkücü olarak görüyorlar. Hayır, ülkücülerin büyük çoğunluğu. Ya toplu. Bir kısım dediğin zaman sanki alt bir kademeymiş gibi gösterirsin. Yok öyle. Bu grup, ya toplu, ben bu grubun içerisinde bazı isimleri iyi tanıyorum. Bu grup, karıncalar grubu vardı ya, hatırlar mısın? Evet. İşte o karıncalar grubunun devamıdır bunlar. Yani o gruplar bir araya gelmeye başladı. Düşün. Karıncalar tek başlarına neler yaptılar? Bir de diğerlerini de yanlarına alarak, diğerleriyle bütünleşerek yanlarına alarak demeyelim de, bütünleşerek neler yaparlar? Şu bir gerçek Nihat Toklu, Devlet Bahçeli'nin şeysi bitti. Dönemi bitti diyorsunuz. Bitti. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki dönemi bitti. Ne olursa olsun geriye dönüşü yok bu için. Peki, şimdi FETÖ'den tutuklanan bir emniyet mensubu, eski Alanya
İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, FETÖ operasyonu nedeniyle tutuklanmış, emekliye ayrılmış kendisi. Onun haberi var. Bir de Çağdaş ÇHD'li avukatlara polis engeli. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar 5,5 aydır tutuklu bulunan dernek üyesi Özden Saldıran için adli yönde açıklama yapmak istemişler. Bu açıklamaya izin verilmemiş. Bir polis amirinin süpürün şeklindeki sözlere tepki göstermişler. Biz çöp mü yüzü süpürüyorsunuz diye tartışma çıkmış ve itişmeler olmuş. Bunlar şimdi toma kullanılmadı bu olayda. Toma kullanılmadı ama biraz sert tedbirler vardı. Süpürün ama kelimesi de gerçekten hoş değil. Orada bir avukatlara yönelik bu süpürün. Abi ki vatandaşa yönelik de yanlış abi. Avukatlar da diyorum mesela bir belli bir kesim. Bir orada karşıdaki grubu tanımıyorsunuz. Tanımazsınız bir grup olur da bilirsiniz. Yani orada tanıdığınız, bildiğiniz isimler. Onu açıdan söylüyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Antalya'da eylemcileri artık polisler tanımıyorsa vallahi ayıp ederler. Zaten evet. kala kaç tane kaldı Nihat Toklu yani. Bir şey kalmadı diyorsunuz. Peki. Bu kapsamda bir Antalya Hilali'nin de bir haberi var. Onu da okuyalım Ali Bey. Manşeti Gökçe res çekti şeklinde. Hafta sonundaki MHP Korkut İlçe Kongresi'nde İçeri alınmamıştı, kongreye alınmamıştı. MHP'li Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe buna tepkisi sürüyor. Bir de seçilen bir orada, o da alınmadığı halde, kongreye alınmadığı halde ilçe başkanına seçilen bir kişi var. Bir Berna Karakoy'un ilçe başkanı olmuştu. Onun durumu da belli değil henüz. Göreve başlatılıp başlatılmayacağı da belli değil. Bundan sonra olacaklar genel merkezin ve il başkanlığının tasarrufundadır demiş Başkan Gökçe. Kendisine yapılan bu işlemi veya adaya yapılan bu işlemi kabullenmediğini ifade etmiş bu şekilde. Şimdi Ali Bey, bir Konyaaltı Kaymakamı, Sayın Kaymakam'ın oda başkanlarıyla bir görüşmeleri var. Onunla ilgili bir haberimiz var, Konyaaltı Kaymakamlığı'yla ilgili. Onu bir izleyelim. AESOP Başkanı Adnan Dere Başkanlığı'nda kaymakam ve oda başkanları buluşmaları kapsamında Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Konyaaltı ilçesinde görev yapan kamu kurumu müdürleri esnaflarla AESOP toplantı salonunda buluştu. Galeriye ve Carrefour'un arkasındaki uçanlı bina aşağıda görünüyor. Açılış konuşmasını yapan Başkan Dere, Konyaaltı Kaymakamı'na ve heyetine teşekkürlerini iletti. Konyaaltı ilçesiyle ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Keklik de ilçe için devamlı çalışmaları gerektiğini aktarırken turizme değindi. Evet, turizm. Otellerimiz var. Evet, bu otellerde çok sayıda insan istihdam ediliyor. Evet, otel sayılarımız yok. Bir tane şeyimiz var, belge otelimiz var. Bir yıldız, iki yıldız. Evet, dört tane beş yıldızımız var. 24 tane pansiyonumuz, toplam 41 tane belgeli otelimiz var. 4447 yatağımız var. Açılış konuşmasını yapan AESOP Başkanı Adnan Dere, bu tür programlarda esnaf ve sanatkarların sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşacağını aktarırken sunumundan dolayı Kekli'ye teşekkürlerini iletti. Sayın Kaymakam, gerçekten çok güzel bir sunum. Diğer kaymakamlarımız da sunum yaptı ama bu kadar profesyonel olmalı. Ben başta şansınızı olmak kaydıyla bütün müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Program sonrasında Keklik ve heyeti AESOP bünyesinde toplantıya katılan oda başkanlarının sorularını cevapladı. Başkan Dere de katılımcılara plaket takdim etti. Evet, haberimizi izledik. Sayın Konyaaltı Kaymakamı AESOP üyesi meslek odalarına, odaların yetkililerine bilgi vermiş. İlçeyi anlatmış. Gazete 1'e geçiyoruz. Gazete 1'in manşetinde asıl patron halk olacak haberi var. Referandumdan sonra en büyük millet olacak demiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleket Antalya'da referandum kampanyasını sürdürüyor. Evet lehindeki görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda açıklama yapmış. Şimdi Ali Bey, zamanımız azaldı da bir de sporu değinmeden olmaz. Hak yemez, art niyet seziyorum diyor. Basketbol takımı, Antalya Spor basketbol takımı birinci lige, ikinci ligden birinci lige, süper lige değil, yükselmek için uğraşıyor. Şu anda ikinci ligde final grubundaki maçında kendi sahasında Ankara Orman Spor'a yenilmişti. Buradaki gerçekten Antalya Spor'un canını yakan vahim hakem hataları olmuş ve bu hakem hatalarıyla Antalya Spor farklı önde olduğu maçta maçı kaybetmiş. Bu konuda Antalya Spor'un genel menajeri, basketbol takımının genel menajeri Doğan Hakyemez'in açıklaması var.
bundan sonraki maçlarımıza düzgün hakemler, düzgün karar verebilen hakemler istiyoruz demiş. Ben bu maçta bir art niyet seziyorum demiş. Gerçekten de maç izleyenler bunu söylüyorlar. Bir art niyet vardı diye. Onu ifade ederim. Demek ki hakemimizin de lobisi bitmiş. Evet. Doğan Akmen hakemimizin bir Ankara lobisi. Takımı da olunca böyle bir durum ortaya çıkmış. Gerçekten Antalya Spor'un hakkı yenilmiş o maçta. Yani biz şey düşünüyoruz, işte Aydın Örsiz gibi isim var takımın üstünde. Doğan Akemez var. Federasyon nezdinde bir lobileri vardır, bir ağırlıkları vardır diye düşünüyoruz ama bazılarının daha fazla demek ki lobisi var, öyle görünüyor. Demek ki bizim Ankara'da yok bazılarının lobisi değil. Bunların lobisi yok. Bizim var diye bildiklerimizin lobisi. Öyle görünüyormuş, evet. Öyle görünüyormuş. Peki Ali Bey, biz dünya turuna çıkacağız. Dünya turuna çıkalım, ondan sonra sonuna doğru geliriz programımızın. Dünyada neler olmuş, neler bitmiş. Umarız bizi gülümseten haberler vardır. İnşallah. Avustralya'nın Queensland eyaletini vuran ve hızı saatte 270 kilometreye kadar ulaşan Debbie kasırgası 35 binden fazla evde elektrik kesintisine neden oldu. Yetkililer Avustralya halkına evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Kasırga nedeniyle yaklaşık 400 okul ve çocuk bakım merkezi geçici olarak kapatıldı. Avustralya'nın Dampier Yarımadası'nda yapılan araştırmalarda 140 milyon yıllık 21 farklı dinozora ait ayak izlerine rastlandı. Çalışmayı yürüten Queensland Biyoloji Bilimleri Okulu'ndan Dr. Steve Salisbury, gezegendeki en büyük dinozorlar faunasını gördüklerini, ayak izlerinin 1.7 metreyi bulduğunu söyledi. Aynı zamanda 400 saat bölgede çalışarak izleri belgeleyen ekibin projesi yönetim tarafından iptal edildi. Finlandiyalı film yapımcısı Jan Frøydman, NASA'nın çektiği yüksek çözünürlüklü Mars fotoğraflarını kullanarak bir video hazırladı. Proje üzerinde 3 aydan daha uzun bir süre çalışan yapımcı, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görselleri gezegenin kuş bakışı videosunu hazırlamak için kullandı. Sonuçsa gayet başarılı olmuşa benziyor. Avusturya'da yapılan kayak yarışmasına katılan Rus sporcu Ivan Malahov feci kazadan şans eseri kurtuldu. Kayak yaptığı esnada dik yamaçtan yuvarlanan sporcunun kaza anı kaskındaki kameraya yansıdı. Sahibinden kaçan boğayı yakalamak isteyen Texas polisi kovaladığı boğanın bir anda geri dönmesiyle rolleri değişti. Bu kez kaçan polis, kovalayan boğa oldu. O anlarsa polis aracının kamerasına saniye saniye kaydedildi. Boğaya ise bakın ne oldu. Evet, en sonraki haber hepimizi gülümsetti bir şekilde. Boğanın tepkisini, intikamını görmüş olduk bu şekilde. Evet Ali Bey, iki haber var. Bununla bitirelim. Bugünkü programımızı önemli. Antalya Hilal'de vatandaşın kantin çilesi diye bir haber var birinci sayfada. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kantinindeki fiyatların yüksekliğinden söz ediliyor. Mesela su 1 liraya satılıyormuş. Yarım litrelik su 1 liraya satılıyormuş. Yarım litrelik mi, küçükler mi? Küçük, yani o yarım litrelik dedi. İşte o küçük su. 1 liraymış. Yani bu her yerde 50 kuruş, 75 kuruş. Havaalanına iler yarışıyor belki. Havaalanında da 4 diyor. Lira 5 lira ya. Çünkü bunun 22 kuruştan piyasaya verildiğini, satıcıya verildiğini biliyoruz. Antalya'nın suyuymuş. Bunu bu ve diğerlerine, diğer fiyatların yüksekliğinden bahsediliyor. Bu konuda yetkilileri göreve çağıralım. Müze için tarihi takas haberi var. Bu da önemli. Antalya Müzesi'nin yeri dar, kapalı alanlar dar. O yüzden çok sayıda eser şeylerde, kutularda, depolarda bekletiliyor, sergilenemiyordu. Yan taraftaki karayolların tesisleri ve oradaki bazı bölümlerin müzeye dahil edilmesi yolunda bir girişim olmuş. Çok önce karayolları olmuş. Buna olumlu bakmamış. Daha sonra Antalya Valisi devreye girmiş, müjdeyi vermiş. Oradaki bazı bölümler, karayollarının bazı bölümleri, sosyal tesisin bazı bölümleri müzeye dahil edilecek gibi görünüyor. Bu da bizi sevindirir Antalya'da olarak. Şey nasıl ya, kamu kuruluşu kabul etmez böyle bir şey. Yani benim arazim dersin. Anlamadım. Senin arazin şeyden evler mi getirdin? Evet. Öyle bir şey, var mı? Bu Antalya'nın değeri ve dünya evet, değeri. Yani o orası müze orası konusunda orası. Dünya değeridir müze. Orası öyle.
Orası öyle. Gerçekten müze sıkışmış durumda, Antalya Müzesi. Evet Ali Bey, teşekkür ederiz bugünkü sözleriniz, katılımınız için. Vallahi Allah, sanki dışarıdan gelen biriyim. İlk defa bugün katıldım. Olur ya böyle programa davet edersiniz de teke tek program yaparsınız. Ya katılımınız için teşekkür ederim. Diyat Toklu, ben 5 yıldır bu ekranlardayım. Olsun. Bugün teşekkür etme gereği duydum. Allah Allah. Zaman zaman yaparız. Evet efendim, bugün de Antalya Gündem programının sonuna geldik. Yarın 7.30'da buluşup tekrar gündemi paylaşmak özlemiyle aranızdan ayrılıyoruz. Esen kalınız.